Lay la 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 la. Geldi gidiyoruz karma karışık yollarda, hüzünden mutluluktan demana. Yapmışız yine yıkmışız hep en sonunda, maziye sırtımızı yaslaya yaslaya. Tutunmuşuz geçmişin kanatlarına. Aslında hepimiz bir gün geçmişiz. Lay la 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 la. Almanya'ya gidişinden sonra zaman su gibi akıp geçmiş, neredeyse bir yıl dolmuştu. Gurbetteyseniz geride bıraktıklarınız hep aynı şekilde kalır hafızanızda. Hiçbir şey değişmez sanırsınız ama mektuplardan ve telefonlardan öğreniyordum, Çınaraltı Mahallesi de tıpkı Türkiye gibi yavaş yavaş değişiyordu. Uzadı tabii abi, saçlarım daha çok uzadı, göreceksin ha. Barış Manço'dan daha uzun şu anda. Yok ya, Sami abi benim farkımda değil ki. Ben Sami abinin umurunda değilim ki. Şimdi parası var ya şeyde, bankerde, sürekli ekonomi haberi falan okuyor, takmıyor yani. Ya gönül işleri... Yani Seçil... mektup yazıyor arada sırada. Geleceğim diyor. Gelmiyor. Sevda, ya bir şey de diyemiyorum ki kıza. Ya bir küs, bir barışık, öyle devam ediyor işte. Boş ver beni, boş ver. Sen... sen anlat, gönül işlerini anlat. Ya bulamadın mı sarışı bir Helga? Orada yoktur. Niye gezdin, niye tozdun, niye şey? Abim benim be. Ben de seni özledim ya. İyiyiz ama merak etme yani. Tamam. Tamam abi, merak etme. Tamam abicim benim. Hadi öptüm. Ahmet, oğlum ya. Sağ ol ya, para göndermişsin. Şimdi ya, postaneden aldım şimdi. Ahmet, Allah razı olsun oğlum. Sağ ol. Annen bildiğin gibi ya. Hala çeyiz düzüyor. Devamlı çeyiz düzüyor. Durmadan çeyiz düzüyor. Duruyor duruyor çeyiz düzüyor ya. Acayip. Şimdi tutturdu renkli televizyon isterim diye. Ya Türkiye'de renkli televizyon zaten birkaç tane var ya. Ha illa ya istiyorum diye tutturdu. Annen işte onu ya. Devamlı icat çıkartıyor. Devamlı icat çıkartıyor. Oğlum bırak şimdi Galatasaray'ın puan durumunu. Beşiktaş diyorum, Beşiktaş koçum. Manşet okuyorum sana. Siyah beyazlar mahşeri kalabalık önünde Sakaryaspor'u 2-0 yendi. Başka bir manşet. Beşiktaş dolu dizgin şampiyonluğa gidiyor diyorum oğlum sana. Bu sene şampiyonuz oğlum. Ne Fener, ne Trabzon, ne Cimbom. Beşiktaş diyorum koçum benim. Bana bak. Lan kapatma, kapatma. Bana bak, ben aradım, istediğim kadar konuşurum, dinleyeceksin. Beşiktaş! Beşiktaş! Dinle lan! Beşiktaş! Hah,
Lan burada olsaydın da maça gitseydik be. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Var mısın iddiaya? Lan bana bak, var mısın iddiaya? Dönmemecesine. Şampiyonuz oğlum, şampiyonuz. Vallahi birader, Dünya Kupası 15 Haziran'da başlıyor. Ya Almanya'dan gelirken bana bir renkli televizyon getirsene. Ha, kahveye koyayım da millet izlesin maçları be. Ama bak, yani Haziran'dan önce gelmen lazım ha. Gelemiyorsun mu? Hayda, Atilla Mayda. Niye gelemiyorsun oğlum ya? Aynı aynı. Her şeyi bıraktığın gibi devam. Tabii, bizim Domat Mustafa hala milleti avlıyor biliyor musun? Kasap battı yer desen, hala kutla mücadeleye devam. Ayağı davul gibi oluyor adamın ya. Vallahi acıyorum bazen ha. Berber Recep de takmış yeni anayasaya. Ya sanırsın anayasa profesör olacak anasını satayım. Ha. Anayasa anketine katılanların %83.3'ü grev hakkının yeni anayasada güvenceye alınmasını istedi. Vallahi bu halk. Yahu tövbe estağfurullah. Bunlar 12 Eylül öncesine mi dönmek istiyorlar ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? Neymiş grev hakkını oraya koyuyorsun ya? Recep abi, merak etme, bu millet çok akıllı. Ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor, ne demesi gerektiğini de. Umarım o anayasayı hazırlayanlar da bu milletin grev hakkını o anayasaya koyarlar. Anayasaya mutlaka yazsınlar abiciğim. Türkiye bölünmez bir bütündür. Bölmeye çalışan herkesi de içeri atsınlar. Bir dakika ya, neye göre bölücülük ha? Şiir okuyoruz, bölücü diyorsunuz kardeşim. Söz söylemek de mi suç? Hah. Ondan sonra da her isteyen istediğini söylesin. Yahu kardeşim, böyle böyle anarşi oldu bu ülkede. İyi de Recep abicim, anarşi sözde olmaz, silahlı. Ya olsun kardeşim, yine de bir sınırlaması olması lazım. Bir hassas bir ülke, hassas bir toplum bizimkisi. Milli manevi değerleri var, daha bir sürü şeyler var ya. Aklınız ermiyor sizin. Oho! Recep abi, sen bir de bu kafayla gideceksin, oy kullanacaksın ha. Kullanacağım tabii. Vatanıma, milletime, ulusuma sahip çıkacağım. Sen de git, hayır oyu kullan. Recep abicim, sen de amma korkuyor musun bu grevden ha? Her şeyin başı o. Ne oluyor burada? Ne grevi ya? Neden bahsediyorsunuz siz? Ben mi? Ha, geliyorum, geliyorum. Geldim. Alper'cim, ben bir gideyim. Aa, ihtilal olalı 2 sene oldu. Hala bölücü bölücü sözcükler sarf ediyorsunuz ya. Nedir bu ya? Alalım mı komiserim? Ne dedin? Alalım mı komiserim? Komiserim. Pardon başkomiserim. Ağız alışkanlığı işte. Nasıl Recep abi? İyidir işte, böyle çocuklarla, cahillerle, cüvelalarla uğraşıyoruz. Hadi gittiler, yaşlı. Susmuş mu? Susmuş da aynen bıraktığın gibi devam ediyor birader. Hiç konuşmuyor, öyle susuyor ya. Vallahi çok merak içindeyiz. Ama sürekli de bir yerlere böyle bir şeyler postalıyor. Evet, ama peşindeyim. Vallahi ben, yani ne, kime ne postalıyor çok merak ediyorum ha. Ama yakında böyle gerekirse postaneye iş başvurusunda bulunacağım. Vallahi bak, postacı olacağım. O mektupların içinde ne var hepsini öğreneceğim birader. Neyse birader, lafı çok uzattım. Biliyorsun Almanya çok yazıyor, sakata gelmeyelim. Refik mi? Refik'in sesi aynı oğlum, değişir mi hiç? Bak bak bak, sana merhaba desin. Merhaba Ahmet abi. Lan vallahi ameliyat ettireceğim, başka türlü değişmez bunun sesi ha. Hadi oğlum hadi. Bak uzatmayacağım diyorum, gene uzatıyorum ha. Kopil Şahin'e de çok selam söyle. Mesut abin seni çok özlemiş, pef olmuş de. Tamam mı? Hadi birader, hadi can kuşum, görüşürüz. Selametlen. Almanya'ya Gülden'i unutmak için gitmiştim ama aşkın doğası bu galiba. Ne kadar uzak kalırsan içine o kadar güçlü işliyor. Ama dönemezdim. Onu unutmak için gitmiştim ve mutlaka unutacaktım. Yok yok abicim, benim derslerim çok iyi. Gerçekten. Hatta yani bu ay sonunda 2. sınıfı bitiriyorum ben. Bak ne diyeceğim, yanımda kim var biliyor musun? Kim var biliyor musun? Gülden var, ben veriyorum şimdi. Efendim? Tamam o zaman. Tamam abicim. Tamam abicim, görüşürüz o zaman. Ay Gülden, ne olmuş biliyor musun? Yani tam böyle bir şey yaparken ben Gülden dediğimde ustabaşı şey yapmış, abimi çağırmış.
Şey ya orası, orası Almanya ya. Muhtemelen çok disiplinliler orada yani. O yüzden gitmesi gerekmiş. Ama şey dedi, Gülden'e çok selam söyle dedi. Sağ olsun ya. Şunu ödeyeyim ben o zaman. Gel ödeyelim. Merhaba, sen ne zaman döndün Amerika'dan? Bugün. Uçaktan indiğim gibi de ilk iş bir çiçekçi bulmak oldu. Bunlar sana. Zamanın var mı? Konuşabilir miyiz? Tamam. Hastaneye gidelim mi? Gidelim. Hadi görüşürüz Nazlı. Görüşürüz. Nurten'cim, hayırlısıyla Nazlı'nın çeyizi tamam. Şimdi bir tek otomatik çamaşır makinesiyle renkli televizyon kaldı. Onları da aldın mı? Bir tek iş SSK'lı bir kocaya kalacak. Hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı. Hayırlısı. Vallahi iyi güzeldi. Şimdi sen renkli televizyon dedin. Hı. Çamaşır makinesi dedin. Evet. Tamam. Buzdolabını unuttuk. Buzdolabı ne olacak? Şimdi buzdolabını Ahmet almıştı ya hani Almanya'ya gitmeden önce. Ha. Hatırla, onu Nazlı'nın çeyizine kaydırdım. Kız Rukiye abla sen var ya. Vallahi şu çeyiz yönetiminde üstüne tanımıyorum diyeyim yani ben sana. Ay iyi de şimdi Ahmet gelince demeyecek mi ne oldu benim buzdolabıma diye? Yok yok demez o. Demez. Kardeşine vermiyor hiç öyle bir şey demez. Ayrıca orada parasını kazandı ben Nurtancığım çok şükür. Dönüşte kendine alır o da tabii. Dönerse. Aa, kız o nasıl laf Rukiye abla? Tabii döner, dönmez mi ayol? Aa. La hiç öyle demiyor Nurten telefonlarda. Konuşuyoruz böyle. 2-3 sene daha kalacağım diyor. Ay kıyamam. Çok özledim. Ay anne. Çok özledim. Çok. Özlenmez mi annem ya? Evlat tabii özlenir. Vallahi onu bunu bırak da kız Rukiye abla ben asıl neden korkuyorum biliyor musun? Ya bu Ahmet oralarda bir Almancı bulur da getirirse sana gelin diye? Allah ya Rabbim sus ya. Aman ağzından yel alsın aman. Benim de en büyük korkularımdan biri bu. Vallahi bu süslü Gülden'i beğenmiyorum kalkar öyle bir şey getirirsek. Yemin ediyorum eve sokmam. Sokmam eve. Aa, bu neymiş sokmam eve. Ne hali varsa görür. Hah, hoş geldin Yıldız. Merhaba. Gel canım gel. Tata. Ola ya. Sekreterlik kursum bitti mi sertifikam? Ay maşallah görüyor musun sen bunu? Ay, ay hadi, hadi hayırlı. Uğurlu olsun canım. Vallahi sana ya. Ne etkili sen başına? Versene şu çayı. Vermem. Ya Allah'ın seversen ver şu çayı ya. Vermem oğlum. Hayvan terli. Hayret bir şey ya. Ya hiç sorisam mı? Hiç sorisam mı? Biraz idare et. Ya 3 tane çocuk var, 1 tane maaşım var. He? Ben ay sonu zor getireceğim. Bundan haberin var mı? Hatta hiç getiremirem bile. Ola Nevzat. Ha abi. Sen bürüysen mi? Bizim evde ay kaç çekir? Kaç çekir? Gül mü sen? 20 çekir, 20, 20. Ya biraz idare et. Tamam mı bileder, amma ağladın ha? Al iç, afiyet olsun. Bak yakında renkli televizyon koyacağım kahveye. Ondan sonra acımam. Para peşin, kırmızı meşin. Ya bana bak Mesut. Güney'in senin hanım benim hanıma uğramış. Haberin var mı? He biliyorum, biliyorum. Ya yine bu mevzu şeylerden açılmış işte. Geçim sıkıntısı falan filan. Senin hanım demiş ki, efendim neymiş işte dardasız, geçinemişsiz. Sen de işe gir demiş. Kim demiş? Senin hanım demiş canım. Olacak şey değil ya. Hayret bir şey. Allah'ım. Evet. Bekir abi. Ne var ya?
Kadınlar da çalışsın, üretime katkı sağlasın. Onlar da aile bütçesine böyle katkı sağlasın, çalışsın, emek versin. Bunda ne çıkar ki? Ya Nevzat, hele senin konuşmana, hele senin hareketlerine, hele o anarşi kelimelerin ağzından tökülüşüne. Ya öyle şey olur mu? Şimdi kadın gitti çalıştı. Peki evde çamaşırı kim yıkayacak? Evet. He? Bulaşığı kim yıkayacak? Evi kim evirip çevirip süpürecek? Çocuklara kim bakacak? Olur mu canım öyle şey? Doğru mu ya Mesut? Doğru sen. Hem bileder, ayrıca bu iş dünyası. He, bin bir türlü adam var. Nereden bileceksin? Nasıl koruyacaksın kadını? He? Mesut abi, kadını ne sen korursun ne ben korurum. Kadını yasalar korur. Hem sen merak etme. Sen kadının önüne engel olma yeter. O kendini çok iyi korur. Sen bırak bu demokratik ayaklarını oğlum. Allah Allah. Kadın dediğin evde oturur ya. Otursun evde, uzatsın ayaklarını, prensesler gibi keyfine baksın. Çoluğuna çocuğuna baksın, bana baksın. O kadar. Ya Rukiye ablacığım. Canım, benim şimdi bir iş bulup çalışmam lazım ama bunu Mesut'a nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Gerçi o sana geçen sene söz vermemiş miydi hani kursa başlarken? Sen Mesut'a ne bakıyorsun? Onun aklı böyle bir tamam der, bir sonra rüzgar gibidir, gelip geçer. Şimdi o benim ciddi olduğumu bilmiyordu bu kadar. Kararlılığımı ne zaman anladı, işte gerçek kıyamet o zaman kopacak. Aa, ama bak Yıldız, sen de kır dizine otur evinde, çoluk çocuğuna bak. Bak hem nasıl yetişeceksin hepsine birden? Ben yetişirim Nurten ablacığım. Hem çocuk büyüdü zaten. Ya Rukiye ablacığım, benim aklımda bir fikir var. Şimdi biz akşam Mesut'la buraya çay içmeye gelsek ve bu konuyu bir açıversek. Siz Fehmi abiyle birlikte benim Mesut'u bu konuyla ilgili yumuşatsanız diyorum ben ama. Vallahi bilemedim ki şimdi Yıldız'cığım yani. O kadar kursa gittim. Rukiye abla boşa mı gitsin? Gitmesin tabii. Gitmesin de. Tamam. 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 Tamam bakalım. Bakalım bunu Fehmi'ye nasıl söyleyeceğiz? Orası da ayrı. Bakalım. Bakalım. Tamam. Ya bu arada şu yeni anayasada milletvekili transferlerini yasaklamalı. Ne öyle 12 Eylül öncesinde o oraya geçiyor, o oraya geçiyor. Çocuk oyuna çevirmişlerdi ya. Ya tamam da demokrasi böyle bir şey ya. Demokrasi de böyle şeyleri yasaklayamazsın. Ya aman Fehmi abi, demokrasi demokrasi. Ya gördük 12 Eylül öncesinde. Ha ne oldu? Ya demokrasinin ne suçu var ya? İnsanların suçu. Yasakla bir yere varamazsın ya. Evet abi doğru söylüyor. İşte koskoca Demirel, koskoca Ecevit yasaklandı. Ne olacak peki şimdi? Kim temsil edecek halkı? Biz bu anayasayı daha çok tartışacağız. Çünkü özgürlükçü değil, yasakçı bir anayasa oluyor bu. Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yermiş. Evet ya, çok doğru söylüyor. Yoğurt biz oluyoruz. Üfleyecekler bizi. Şu referandumun sonucu ne olacak çok merak ediyorum. Ben hiç merak etmiyorum. Muhalifi olmayan liderler halka her istediklerini en az %80 oyla kabul ettirirler. Sana ben onlarla ne yapılır? Yani işte şeker, çikolata falan alınır onlarla. Ben oyuncak istiyorum. Oyuncak istiyorsun. Oyuncak, tabii burada bizde oyuncak yok. Bizde kaset var, plak var. Ancak o tarz şeyler var tabii bizim dükkanda. Dondurma yersen hasta olurum ama. Dondurma yersen hasta olabilirsin. Doğru diyorsun tabii de. Zaten ben hasta oldum. Oldun mu? Olmuşsun evet. Biraz olmuşsun. Evet. Evet.
Yok mu bir anan baban danan bir şey buralarda böyle? Annem babam var, abim de var. Güzel. Ablam da var, babam da var şimdi. Dedem ve annem de var bir de. Güzel. Onlarla mı acaba böyle hep birlikte takılsanız, böyle tek gezmesen mi diyorum acaba? Bilmem. Bilmem, evet. Şimdi tabii biz isterdik sana bir oyuncak burada yapalım, bulalım isterdik ama tabii bizde... Yani kaç tane para var? Kaç tane var? Bakalım. Nerede bu? İki. Ebeveyni falan. Üç. Üç. Beş. Üç, beş. Evet, üç, beş. O zaman sen onları sakla şimdi. Tamam. Tamam, güzel. Pazartesi 3'te burada buluşalım yine. Olmaz. Olmaz. Salı? Salı olur mu? Salı buluşalım. İlla da bugün diyorsun, ısrar ediyorsun. Anladım. Şimdi tabii bizde çok öyle imkanlar yok. İstersen ben sana bir kaset vereyim mesela. Olur. Olur mu? Güzel, güzel. Sen de ne dinlersin bilmiyorum ama... şimdi Coşkun Sabah sana ağır gelir. O nasıl yapılıyor? Coşkun Sabah yapılmıyor. O kendi yapılı geliyor zaten. Sana biz böyle... Ulan kaç kere dedim sana, çocuk şarkılarına oluşan bir liste yapalım dedim. Usta, dükkana kaç tane çocuk geliyor ki ya? Ercan Turgut, Azap Çiçeği. Azap Çiçeği de sana hiç olmaz yani. Ferdi Tayfur, İnsan Sevinci. İnsan Sevinci. Ne diyorsun? diyorsun. Çok güzel. Ferdi Özbeğen. Nasıl? Çok güzel, evet. Çok güzel. Gerçekten bugün de her şey üst üste, herkes üst üste geliyor. Barış Manço mu versek? Barış Manço. Ha? Onda bir sürü oyuncak var böyle. Üstte oyuncak dolu bunun. Olur. Güzel, çok güzel. O zaman al bakalım bunu. Bana verirsen olur mu? Olur, olur, olur. Neyse, hadi para verme o zaman. Sonra alırız. Bugün verme sen. Tamam. Sen bir dinle, beğenirsen yine gel. Tamam. Tamam. Tamam o zaman. Hadi o zaman, yakında mı sizinkiler? Evet. Evet, hadi o zaman. Sen onların yanına git de ki bak de böyle Ergun Plak abi de bana şey verdi de. Barış Manço verdi de. Anca kurtardı de. Sami. Bahtiyar. Abim be. İyiyim be ya. Sen ne yapıyorsun? Hadi be ya işte. Nereden kardeş? Şeyde, Kadıköy'de. Kadıköy'den mi? He. Sen yine bankere gittin değil mi? Yok be. İşim vardı, ona baktım. Dönerken de uğradım, evet. Uğradım, evet. Evet be Sami kardeş. Defalarca ben sana söyledim değil mi? Şu paranı bankerden çek. Bak, bütün bankerler tek tek batıyor abi. Ya onlar küçük bankerler, onlar batacak. Bunlar bekleniyor zaten, batması bekleniyor ama. Ama benim banker var ya, Türkiye'nin en büyük bankeri, ondan tabi yok. Bu batmaz. Bu batmaz o. Bu tamam mı? Yok, batmaz o. Hadi bir şey yaparız. Ya. Bunlar işte küçük olanlar için bunlar. Çağatay. Gel buraya. Ne oldu oğlum? Bir şey yok abi, önemli değil ya. Ulan nasıl önemli değil? Ulan şu gözünün haline bak, kavga mı ettin? Kimle kavga ettin? Abi sorma, hiç sorma. Şey, babam mı o? Tamam tamam, geç içeri, geç içeri sen. Geç içeri, geç, 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 geç. Fırla, 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 fırla. Geç, 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 sıvış, sıvış. Mehmet Ali. Görüşmeler. Mehmet Ali, eczaneye git. Evet. Vedat abiye söyle, böyleyken böyle de. Arkadaşın gözüm morarmış de. Merhem falan ne varsa. Tamam. Al gel, tamam, fırla, fırla, fırla. Fırla, hızlıca, hızlıca. İyiyim Nazlı. Ya bütün gün çok dalgındın da o yüzden soruyorum yani. Yo, iyiyim ya. Nereden çıkardın?
Sen... Abim senin telefonu istemedi diye bozuldun değil mi? Ama bak bir şey söyleyeceğim. Kötü bir niyeti yoktu gerçekten bak. Biliyorum yani. Yok biliyorum canım yani. Zaten bir tek o değil ki. Ya gideli bir sene oldu. Hiç... Yani ne konuştuk, ne bir haber aldım, ne bir mektup yolladı. Yani merak ettiğimden değil biliyorsun Nazlı yani. Kaç senelik arkadaşım, hani insan bir merak eder. Demek ki hiç hatırım yokmuş onda. Ya aslında, ya doğru söylüyorsun, haklısın da. Ama yani onun da gidişini biliyorsun, neden gittiğini biliyorsun yani. O çocuk çıkınca ortaya o da gitti yani. Ne çocuğu Nazlı ya? Hiçbir şey olmadı ki o çocukta, sen de biliyorsun. Ha. Abin de hiç gelmeye niyeti yok. Yani. Normal tabii. Yani iyi gelmiştir ona oralar. Almanya ne de olsa, Avrupa. Rahattır orada şimdi o yani. Sokakta böyle bir sürü güzel... yani güzel şeyler görüyordur falan. İyidir keyfi. Neyse. Tabii haklı. Yani herkes kendi yoluna bakmak zorunda artık değil mi? Tabii. Sana bir şey göstereceğim bu arada. Bugün bir şey oldu. Tamam, sadece şöyle hafif, hiç yedirmiyorum bile. Sadece değdiriyorum, dur. Çürümesi geçmez yoksa bunun. Abi, bir dakika. Abi, lütfen. Oğlum, dur yavaş. Tamam, bitti, 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 bitti. Tamam, bitti, yeter. Bu bile yeter. Çağatay, anlat şunu, kıracağım kafanı. Niye saldırdılar? Bilmiyorum dedim ya abi. Vapurdan indim ben. Ondan sonra işte yürüyordum duraklara. Evet. Kestiler yolumu, daldılar. Bilmiyorum yani. Allah Allah. Oğlum bir laf atma olur, bir ters bakma olur. Bir şey olur, bir durum olur yani. Kimse kimseyi durup dururken dövmez ki. Ya muhakkak dövmeden önce bir şey demiştir herifler. Dediler. Ulan onu soruyoruz işte. Ne dediler? Saça bak lan dediler. Öyle karı gibi saç. Cevap verdin peki? Evet dedim. Evlilik teklifini kabul mü ettin yani? Evet demek, ne demekse onu dedim Nazlı. Ha inanamadım da o yüzden bir kere daha soruyorum yani Gülden. Öyle mi? İnan o zaman tamam mı? Tamer Amerika'ya gideli bir sene oldu. O bir sene boyunca Tamer beni her gün telefonla aradı, anladın mı? Bana her gün aşk mektubu yolladı. Ona umut vermemek için mektupların hiçbirine cevap vermedim. Ama o pes etmedi, anladın mı? Beni bir an için bile unutmadı. Amerika'dan döner dönmez koştuğu ilk kişi ben oldum Nazlı, anladın mı? Hem de elinde çiçeklerle. Sen ne beklerdin? Ya haklısın ama... Ya... Bak, Tamer yakışıklı bir çocuk, anladın mı? Görgülü bir ailesi var. Varlıklı bir ailesi var. Bir ayakları Amerika'da. Bir kız evlenmek için başka ne ister ki? Aşk ister. Aşk ister. Evet. Haklısın, aşk ister. Ama onu unutanı değil. Her zaman onun yanında olan aşk ister, anladın mı? Görüşürüz Nazlı.
yine hasret yağdı üstüme. Sevdam kor oldu, düştü gönlüme. Bunca gün geçti de gelmedi yine. Çok zormuş çekmek böyle bir çile. Bunca yıl geçti de gelmedi yine. Çok zormuş çekmek böyle bir çile. Al bakayım damat. Ya ne kadar güzel şarkımış bu ya. Ha? Sen biliyor musun kimmiş bu meçhul besteci? Oğlum neyini soruyorsun? Meçhul diyor değil mi? Adı üstünde. Meçhul işte. Dur dur oğlum dinleyelim. Güzel ama ha. Sayın muhtarım, ya size bir şey soracağım. Kim bu meçhul besteci? Bu besteleri de, güfteleri de bir ayrı güzel. Vallahi hiçbir fikrim yok Recep Bey kardeşim ama... adam hakikaten çok güzel besteler yazıyor, yapıyor ya. Ya. Sormayın hiç. Bunca gün geçti de gelmedi. Çok zormuş çekmek böyle bir çile. Bunca yıl geçti. Ne oldu yine Elvancığım? Kim üzdü seni böyle? Babam mı? Cık. Şahin'i düşünüyorum. Ya sırf ben okula gidebileyim diye Almanya'ya gitti. Eğer gitmeseydi belki de hiç okula başlayamayacaktım. Babam izin vermeyecekti. Şimdi ise lise bitiyor. Ama benim elimde sadece birkaç mektup var. Nasılsın, iyi misin diye. Olsun vay benim halime, aşk benim neyime. Vur gönül teline, yangınım olsun. Babam bunu görmemesi lazım. Bin tane laf eder. Ey annem... annem bin tane vah vah eder ya. Sen hele bir de sebebini söylersen... yarın senin saçlar direkt üç numara, ben sana söyleyeyim. Ya bu morluk iki üç güne kapanmaz ha. Vallahi. Sen nasıl saklayacaksın bunu? Bilmiyorum yani. Aa, bir dakika ya, bir dakika, bir dakika. Ta 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 tam lan yine Ergun abin kurtardı seni ha. Ha gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel buraya. Tak bakayım şunu. Ya, dur. Tamam tamam yavaş. Ya ustacığım bu müşteri. İşte bu. Bu müşterinin unuttuğu gözlük değil mi? Sen sus git bak bakayım ben dışarıda mıyım. Çok güzel oldu. Bu. Güzel mi oldu? Bu güzel oldu. Güzel oldu. Yüz ifadenin ortaya çıkardı. Güzel oldu. Abi ne bileyim biraz büyük olmadı mı bu ya? Hayır. Kadın gözlüğüm bu. Hayır hayır hayır. Anca bu gizler oğlum. Anca bu gizler. Şansın varmış ki bu burada diyorum sana ya. Ya bu gizler gizler de bu gözlük değil bildiğin yüzlük oldu ya. Maske gibi. Öyle mi? Yok, ben onu öldüreceğim zaten. Sen onu duyma. Abi sen evet ya bu şey olmadı mı biraz ne bileyim ya. Hayır hayır hayır. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Hem de değişik oldu. Acı babamın görmesinden daha iyi yani. Değil gözünü gizlemek. Seni böyle babam bile tanımaz. Ben sana söyleyeyim. Ya bir şey söyleyeceğim. Hani gündüz güneş falan neyse de... hava kararınca ne yapacaksın? Az önce konuştuğumda zaten öldürmüştüm ben onu. Bunlar hep gayipten geliyor. Yok o. Yok o. Çok belli değil mi? Hiç kaçmaz yani bu. Yok yok. Onu takacağım. Hani böyle, böyle elimle falan geçsin. Niye aa, geziyorsun? Onu takacağım. Bu da saçma. Niye böyle geziyor? Bir insan niye böyle gezer? Aynen. Bir insan böyle gezmez. Ama böyle gezer. Ama böyle direkt yakalanır yani.
abi ya. O yok o, o yok o. O burada yok o. O artık yok. Sus lan! Elimin tersinde ya. Abi affedersin. Yok sen affedersin, sen affedersin. Ya biz Mesut'la Yıldız'ın anası babası mıyız ya? Niye karışıyoruz onların işte? Niye alet oluyoruz Rukiye? Fehmi'cim, kız rica etti. Hani akşam gelsek bir konuşsak olmaz mı dedi. Ne yapsaydım yani? Ya tamam da ben Mesut'a ne diyeceğim ya? Bırak karına izin ver çalışsın mı diyeceğim ya? Ha, deyiver. Bak ne güzel. Ya Rukiye icat çıkarma ya, icat çıkarma. İcat çıkarma benim başıma ya. Allah Allah. Niye el alemin derdi geliyor? Allah Allah. Niye ben el alemin derdiyle uğraşıyorum bu kadar ya? Çünkü komşuluk, arkadaşlık dediğim böyle bir şeydir. Biz birbirimize zor durumda yardımcı olmalıyız. Ya tamam da bunlar hep zor durumda ya. Hiç düz durumda oldukları yok. Hep zordalar. 12 Eylül öncesi parlamento gibi ya. Hiçbir şeye karar veremiyorlar. Devamlı kavga, devamlı kriz halindeler ya. Merhaba usta. Usta ta. Nerede kaldın bakayım sen? Nerede kaldın? Vapur yanaşmadı, yanaşamadı bir türlü. Dümeni mi ne kırılmış? Çeke çeke zor yanaştırdılar. Buna bak ses benziyor da görüntü farklı. Sen misin o gerçekten? Ha, bunu peki gözünde öyle kocaman şey Zeki Müren gibi olmuşsun öyle? Gözlük. Ha. Tahtakale'ye gittim ya toptancılara para vermeye. Hazır gitmişken bir gözlük alayım dedim kendime. Fiyatı çok uygun. Şeye benzemişsin aynı. Zeki Müren'e. Evet usta bak sanat güneşi oldum. Bırak şimdi sunulu bakayım sen. Müşteriyle ilgili. Tamam, tamam. Abi. Ne demek tamam? Böyle mi ilgileneceksin? Böyle mi şey yapacaksın? Ya iyiyim ben böyle. Ne demek ki iyi? Öyle gözünde şeyler müjdeyle ilgilenme. Çıkar onu. Çıkarayım. Çıkarmasına da gözümde bir sorun varmış benim. Işığa karşı... Ah! Hassas benim gözüm. Çok çok hassasım şu anda. Aa, demek o kadar duyarlı şeylerim var senin. Ben biliyordum zaten. Tamam, o zaman kalsın. Sağlık meselesi ise kalsın. O zaman bir şey yapacak bir şey. Ya yapma vallahi. Herkes her şeyi biliyor. Bak. Ya dur ya bakayım. Senin yüzünden poğaçalar yağacak. Ya bakayım bir daha. Ay ya vallahi bir daha ya. Bak. Lan butik, ne oldu oğlum bizim renkli televizyon? He? Sana renkli televizyon getireceğim dedin, arazi oldun. Bana her şeyi de Mesut abi ama butik Ali renkli televizyon getirmeyecek değil mi abi? Eve getirmedin. Ya Allah Allah Mesut abiciğim, Türkiye'de üretilmiyor ki bu meret abi. 15 Haziran'da üretilmeye başlayacakmış, öyle diyorlar abi. Lan abicim. Millete kaçak malları getiriyorsun. Bize gelince mi yerlisini arıyorsun? Yahu abicim saat mi bu? Parfüm mü? Televizyon abi bu televizyon. Zaten 3-5 tane geliyor. O da Kapıkule'de, Antep'te satılıyor. Kalmıyor abi. Oğlum bak 15 Haziran çok geç. 13 Haziran'da başlıyor Dünya Kupası. Allah Allah. Bak bu Ceral Tesraf'ı yani renkli televizyonda maç izlemesin mi ha? Dünya Kupası'nı Maradona'yı siyah beyaz mı izlesin? Arjantin'in çubuklu mavi beyaz formasını. Ondan sonra mı söyleyeyim, Brezilya'nın yeşil sarı çubuklu formasını siyah beyaz mı izlesin bu yavrucaklar ya? Yahu bana bak Mesut. Arkadaş sen nereden bilirsen Dünya Kupası'nın renkli yayınlanacağını he? He? Tamam, tamam abi, hayda, tamam. Hayda, dur oğlum, dur. Ne biçim konuşuyorsun oğlum sen? Solistler geçti mi bu? Dünya Kupası. Tabii ki de renkli olacak. Tamam abi, tamam, ayarlayacağız. Ben bulamazsam zaten kimse bulamaz bunu. Zorunda mısın oğlum? Ne bağırıyorsun kulağımın dibinde? Tamam anladık. Özür diliyorum. Yahu bana bak Butik Ali, böyle ilanlarda görüyorum. Video diye bir şey çıkmış. O nasıl bir şey, hiç gördün mü? Evet lan, ben de duydum ha. Çok kıyakmış. Hele şunun harekette. Hele şunun ya abi ben biliyorum onu. Şimdi bir tane böyle makine var. Makinesinin de kaseti var böyle. 5-10'luk tuğla gibi. Onu içine koyuyorsun, ondan sonra film gösteriyor. Allah Allah. Nasıl oynadık? Ya abi... Kaset gibi abi, kaset. Hani kasetin içinde bant var ya, bunda da bant var abi. Hani bu sinema salonlarında büyük kocaman şeyler vardır, onun içinden böyle film geçer ya. Onun küçüğü bu abi.
Yani koskoca sinemayı getirmiş o tuğlanın içine mi koymuşlar? Allah göstermez ya. Oyuncular kılıbırtçık olur, hele ezilir giderler. Hele, hele lafa bak, kılıbırtçık olur. Ya Bekir abi, film adamsın yemin ederim. Vallahi. Vallahi şu videoyu alayım, ilk senin filmini oynatacağım. İşte lan butik. He abi. Oğlum ben de istiyorum o videoda ne? Bana da al, burada film oynatacağım herkese. Tamam abi. Tabii. Film oynatacaksın değil mi? Herkes böyle aval aval bakarken sen de çayları kaktırıvereceksin. Herhalde oğlum. Bundan sonra böyle. Yok öyle üç köfte beş kuruş. Allah Allah. Koyacağım televizyondan videoyu. İçine de filmi atacağım. Millet böyle krallar gibi izleyecek. Bak şuraya yazıyor. 1982 benim senem olacak. Çok büyük atılımlar peşindeyim. O kadar. Yaşa. Mesut. Efendim? Zıttım mı? He? Sterenköy. Allah dur gelin. Lan bekçime gel. Bekçime gel. Bekçime gel. Yemek öyle ufak şeyin içine sokuyorlar. Dılırılacak. Dılırılacak. Ya otur Bekir abi. Allah'ım. Bana bak. Ben Nazlı ablanla buluşacağım. Akşam direkt oradan eve giderim. Dükkanı sen kapatırsın ona göre. Ya ustacığım o sorun değil. Kapatırım da. Şimdi Ahmet abi tam bir senedir yok. Anladın mı? Siz de rahat rahat gezip tozuyorsunuz. Oh çok güzel her şey olur ama... Diyorum ki bir an önce söz yapsam, nişan yapsanız, elinizi çabuk tutsanız, Ahmet abi gelmeden açığı kapatsanız. Onu diyorum. Ben bunu nasıl düşünemedim? Kuş beyinsiz olmadığım için. O yüzden senin aklına geldi, benim aklıma gelmedi. Yok yani ustacığım, şimdi Ahmet abi gelecek. Hop Ergun sil baştan. Hop Ergun başa, hop Ergun başa. Sana kaldı değil mi? Hop Ergun başa, hop Ergun başa. Geliyor şimdi başa. Ergun abi, belki evlenince düğünüze gelir ha. Düğünüze gelir. Oğlum sen niye böyle oldun ya? Ha? Sen niye böyle oldun sen? Oğlum kız evlenemiyor, okuyor diyorum. Okuyor, okuyor. Kuş beyinsiz. Herhalde biz de biliyoruz gidip istemeyi. Tamam, kız mı usta ya? Tamam. O zaman madem Ahmet abi uzun süre gelmeyecek... o zaman Nazlı ablanın okulu bitene kadar gezmeye de o zaman devam. Aynen. Ama aynen. Sözü şey yapmayın, sözü takıl. En azından söz takıl. Nazlı canım. Merhaba Ergun. Sevdiceğim güneşe doğru. Güneşe doğru. Güneşe doğru. Erken geldin kız. Sabırsız. Hadi sen önden çık. Ben de peşinden geliyorum. Yok biraz konuşalım. Benim bir haberim var sana. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Sorma Ergun. Ne oluyor ya? Gülden evleniyor. Yok ama artık... Neyse şimdi bir şey diyecektim ama yani... Allah Allah! Allah Allah! Ya bir çocuk vardı, evlilik teklif etmiş. O da kabul etmiş. Evleniyorlar yani. Şimdi diyorum ki ben abimi arayalım, haber verelim. Ara hemen. Neyi arıyoruz ya? Hayır, aramıyoruz. Niye arıyoruz Ahmet'i ya? Aramayalım Ahmet'i falan. Yok. Oğlan zaten hiç inada bindirdiği işi. Zaten gelesi yok. Sen demedin mi ya Gülden hiç sormuyor bile diye? Hiç boş ver, karıştırmayayım kafasını. Perişan olur oralarda. Hiç şey yapmayayım. Yok Ergun, arayalım yani hiç, bence. Hayatta. Arasak da ben söylemem zaten. Ben hayatta Ahmet'e böyle bilgi vermem. Ben bunu yapmam. Çok istiyorsan sen yapam. Ya şimdi tamam sen... Tamam o zaman. Yani böyle bir şey söyleyince ben bilemedim. Nasıl arayayım? Tamam, hiç hayır. Bilebiliyorsan vereyim ara. Al. Anladın mı? Yani... Olmaz. Ama bak öğrenecek mi? Yok. Olacak iş değil yani. Olacak iş değil. Selamun aleyküm. Refik çay gönder bana. Nevzat ne haber? İyidir senden ne haber? Bomba gibi. Vay be. Çirkinsin mirkinsin ama kral adamsın Yılmaz Güney. Habere bak habere. Yılmaz Güney'in Yol filmi Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'yi almış. Yunanlı Costa Kavras'ın Kayıp filmiyle beraber paylaşmışlar. Görüyorsun değil mi? Azme bak, azme. Adam içeride film yazdı. Şerif Gönen dışarıda çekti. Gittiler festivale katıldılar uluslararası. Ödül de aldılar. Azme bak be. Sen de çınar altında otur. Hiç. Allah Allah. İyi de adam hapisten kaçtı. Onu da gör. Onu niye görmüyorsun? Kardeşim, bir kere bu adamlar ilk önce fikirleri için mahkum oldular. O bir. Hem diyelim ki suçu başka. Filmleri niye yasak? Ha? Yol filmini niye yasaklıyorsun sen? Umut filmini niye yasak ediyorsun ya? Allah Allah. İyi de güzel kardeşim. Ben yasak olsun demiyorum ki.
ama bu filmlere bu ödülleri verenler aynı zamanda Türk düşmanlığı yapıyorlar. Ya bir hatırlasana. Daha geçen hafta Yunanistan Kültür Bakanı Yılmaz Güney'i resmi olarak çağırdı mı çağırmadı mı? Bana bunu söyle. Çağırdı. Niye çağırdı? Niye? Siyasi sorun için çağırdı. Siyasi sorun çıkartmak için çağırdı. Ama bunların hiçbirini görmüyorsunuz siz. Bunları hatırlamıyorsunuz. Ya Alper bırak Allah aşkına komplo teorisi üretiyorsun sürekli ya. Bırak. Ama bunları da görmen lazım. He. Gayrı. Helal olsun be. Helal olsun. Hayatım telefon yalama oldu. Ay ama ben yani bilemiyorum ki arasam mı aramasam mı bilemiyorum ya. Böyle bir şey abime söylemem lazım gibi geliyor. Gülden evleniyor ya Ergun. Ya evlenirse evlensin ya, evlenirse evlensin. Sen niye abini arayıp kafasını karıştırıyorsun? Belki çocuk unuttu, belki çocuk mutlu, belki çocuk başka biriyle bize söylemiyor. Sen yeniden suları bulandırıyorsun, eski yaralara tuz basıyorsun. Çocuk unuttu diyorsun. Unutmuştur, bir sene geçti. Kolay mı? Ne demiş şair? Yaşarsın karıcığım. Yaşarsın gönlümün kızıl saçlı bacısı. En fazla bir yıl sürer 20. asırlılarda ölüm acısı. Demek öyle. Demek sen bir yıl benden uzakta kalsan beni unutacaksın ve başkasını bulacaksın yani. Hayır benle ne alakası var ya? Benle ne alakası var? Şair demiş diyorum. Şair. Ben demedim. Şair demiş. Örnek veriyorum ben. Alıntı yapıyorum ya. Ben seni unutabilir miyim ya? Benim seni unuttuğum gün kendimi kaybettiğim gündür. Benim seni unuttuğum gün öldüğüm gündür. Abim de unutmaz ben biliyorum. Ben abimi tanıyorsam ya, unutmaz. Ya unutmuştur abin. Kurban olayım. Vallahi de billahi de unutmuştur ya. Hı. Allah aşkına Nazlı canım ya. Ya tamam unuttuysa da unutmadıysa da biz neyin acelesindeyiz? Ben anlamadım ki yani ya. Allah aşkına ya. Ya bir yürüyüşe çıkalım. Bir sahilimize gidelim. Birer bardak şöyle bir tavşan kanı içelim. Birer dondurma yiyelim. Şöyle bir biraz oksijen alalım. Kafamızı toplayalım. Oturalım bir el ele sakin sakin konuşalım. Durumu değerlendirelim. Tamam. Düşünelim. O zaman ben önden gideyim mi? O zaman ben de önden gidişini ölüyorum tamam mı? Vay Nazlı vay. Kimse anlamaz sanıyorsun ama ben anlarım diyeyim ben. Oh. Ho fatto, ho fatto, zavalli fatto. Nerede o eski gelinler? Nerede o eski gelinler? Hiç. Oturayım öyle aç aç. Aç aç oturayım. Maçkalar gibi aç aç oturayım. Zavallı o kediler gibi aç aç oturayım. Ama olsun. Demem hiçbir şey. Hiçbir şey demeyim be. Susayım. Demem hiçbir şey. Anne getirdim. Gel hemen gel. Aha o. Sonra getir tepsi benim önüme. Koyay böyle tepsi. Niçin koyay? Zor ile. Zorlattır beni yiyeyim ben. Ha? Ama niçin yedirir bana oka? Niçin zorlay beni? Şişem. Çok yiyem, çok yiyem, şişem. Şişem sonra ülem. Ha? Ah, nerede o eski gelinler? Ah, ah, ah. İsteysin benden kurtulasın. İste benden kurtulsun. Ama kurtulamayacaksın be. Bilesin. Allah'ım ben ne yapacağım bunu? Allah'ım bana sabır ver. Sabır ver bana. Oh. Hadi anne, hadi gel. Oh. Kardeşim bırakın inadı ya. Bu adam Türkiye'nin bir sanatçısı. Yılmaz Güney. Ne güzel gitmiş filmini çekti. Lan oğlum. Biz kabul ediyoruz. Nevzat, Alper. Bak, bu kahvede siyaset konuşup siyasi sorun yaratmayın ya. Bıktım oğlum sizden. Allah Allah. Ne biçim adamsınız ya? Her mevzuyu birinin sağından birinin sorunundan çekiştiriyorsunuz. Bıktık ya. Bozmayın abicim güven ve huzur ortamını. Bak etraf zaten polis kaynıyor. Sizin yüzünüzden biz de arada kaynayacağız. Biz gümbürtüye gideceğiz ya. Bunlar akıllanmaz ya. Ne dersen de.
Allah Allah. Ne sindirdiler be arkadaş sizi de? Ne korkuttular ya? Ne var? Hadi okumak yasak. Konuşmak da mı yasak? Bu ülkede Aziz Nesin diyemeyecek miyiz? Yaşar Kemal diyemeyecek miyiz ya? Oğlum yavaş, ben ne diyorum sen ne diyorsun? Bak patlatacağım ben seni. Ne yavaş abi? Yılmaz Güney bu ülkenin sanatçısı. Ve mis gibi de filmini yaptı. Gitti paşalar gibi ödülünü de aldı. Oğlum, diyorum sus. İşte. Yol diyorum. Oğlum. Yılmaz Güney diyorum. Oğlum. Ödül al. Yılmaz Güney'in Yol filmi. Ne oluyor burada? Yine niye münakaşa ediyorsunuz siz ha? Yılmaz Güney'in ismini niye söylüyorsunuz? Yok başkanım, gazetede şöyle bir şey vardı. Bırak gazeteyi masteyi. Siz ne diyorsunuz? Niçin müdafaa ediyorsunuz o kaçağı? Hayır efendim, yanlış anladınız siz. Biz şey diyorduk, bizim ortak bir arkadaşımız var Yılmaz diye. O bu sene iş bulmuş, Güney'e gitmiş. Yılmaz Güney'e gitmiş. Antalya'da yani Yılmaz Güney'e gitmiş. Ha Yılmaz. Tabii. Güney'e gitmiş o tabii. Yılmaz kimse. Ha. Hem de bir yol yapmış başkanım. Evet. Nasıl bir yol yapmış ben sana? İyi yol yapmış. Çok. Antalya uzun yol ya başkanım. Çok. Çok yol yapmış. Ödüllü bir uzun yol yapmış. Değil mi Nevzat? Tabii yol. Çok iyi yol. Danyal. Buyurun başkanım. Bu Antalya'yı gerçekten güzel bir yer mi? Yani yolu güzel mi? Yani başkanım, zevkler ve renkler tartışılmaz. Evet. Yani kimi giderken yola bakar, kimi ağaçlara bakar, kimi uyur. Kimi karlı bir dağ beğenir, kimi güzeller güzeli bir kuş görür. Tamam kimi... Danyal, uzatma. Siz o Yılmaz'a selam söyleyin. Güney'e gitmesin de buraya, yani batıya gelsin, teslim olsun. Anlıyor musunuz beni? O kadar da yol yapmasın. Milli birlik ve beraberliğimize en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde gelsin teslim olsun. Hatta yapacaksa da güzel millete hayırlı film yapsın. Öyle değil mi? Helal. Çok güzel konuştunuz Sayın Başkanım. O yüzden çaylar benden. Haklısınız başkanım. Buyurun isterseniz. Şöyle. Buyurun başkanım. Benim mi? Evet. Benim çay kalsın Mesut abi. Benim abi geçen gün konuşuyoruz Ahmet'le telefonda. Dedim oğlum çok özledik, gelsene dedim artık, seni bir görelim dedim. Gelmem diyor. Gel diyorum, gelmem diyor. Acaba bu Almanya'da kendine böyle bir manita falan yapmasın? Manitacılık işlerine dalmasın Fehmi abi? Aa, kendi bileceği ya. Biz de özledik ama keyfi yerinde herhalde. Allah Allah, niye gelmiyor acaba? Fehmi abi, laf aramızda bu çocuk yani bir şeyden kaçıyor olmasın? Ha? Almanya'dan siyasi sığınma aldı da bize mi söylemiyorsunuz? Ya Neşet, ne diyorsun? Ne sığınması, ne siyaseti ya? Ahmet ne anlar siyasetten? İcat çıkarma. İcat çıkarma bir şey var. İcatından falan değil Fehmi abi. Hani benim bildiğim yaz dedim mi, Almancıların hepsi atlar arabasına, gelir memleketine anasını babasını öper sarılır ya. Gelir, benim çocuğum da gelir, gelecek inşallah. Yani. İnşallah Rukiye abla, inşallah. Artık'ın geç oldu, biz de ufak ufak kalkalım müsaadenizle. Hadi Yıldız. Olur mu canım, daha konuşacak şeylerimiz... Yıldızcığım, ne güzel, bak duydum ben. Maşallah bitirmişsin sekreterlik kursunu. Ay çok şükür Rukiye ablacığım, bitti. Dediler ki sekreterlik kursunu bitiren herkes artık istediği yerde iş bulup çalışabilir. Bak. Nasıl mesela, sekreterlik gibi mi? Evet, sekreterlik. Dur. Hop. Ne sertifikası bu ya? Ne işi? Şimdi ben diyorum ki, bir işe gireyim, çalışayım. Ev ekonomisine katkım olsun. Hani geçen sene sen söz vermiştin ya bana. Ben söz vermedim kızım. Bakacağız dedim. Allah Allah. Hem ben çalışıyorum ya işte. Sen ne çalışacaksın ki? Benim elim ayağım tutmuyor mu kızım? Allah Allah, aciz miyim ben ya? Ya Mesut, ne alakası var ya? Yani kızın çalışması için senin aciz mi olman gerekiyor? Gerekmiyor mu? Yok ya, ne alakası var? Ya Fehmi abi bak, şimdilik sen emekli oldun ya. O zaman Rukiye abla da bir işe girsin, çalışsın. Ya bunu mu demek istiyorsun? Ya olur mu öyle şey ya? Ya biz bir kere yaşımızı falan almışız ya biz. Allah Allah. Ne diyorsun sen ya? Bizde ne alakası var bu olayın? Biz almışız başımızı gidiyoruz. Ne gerek var? Şimdi ben görüyorum çağ artık acayip, çok acayip değişti. Çağ çok önemli hale geldi ya. Şimdi bakıyorum gazetede yazıyor. Bayan eleman aranıyor diyor. Bayanlar çalışıyor şimdi ya. Çok önemli. İyi de Yıldız bayan değil ki.
Erkek mi ya? Ya, ya bayan da. Kızım, sen önce bir eşsin. Benim eşim. Sonra anasın. Oğlanın anası. Ondan sonra bayansın. Ama telefonlara bakacak bayan değilsin. Vallahi kız gitmiş o kadar kursuna, telefona açmayı öğrenmiş. Orada cevap vermeyi öğrenmiş, daktilo yazmayı öğrenmiş. Ne olacak o kadar bilgiler? Tabii çöpe ya mi gidecek? Tabii ya, çok önemli. Aç kapa telefonu falan çok önemli şeyler bunlar. He, ben o kadar kursa gittim geldim. Daktilo öğrendim. Ne yapayım canım öğrendiysen? Allah Allah, oturur evde yazarsın daktilonu. Daktilo, evde. Evet Mehmet abi. Oğlanın ödevlerini yapar. Tabii. Hem böyle mis gibi olur, tertemiz olur, okunaklı olur. Çalışacağım ben. Olmaz. Bak Yıldız, şu ağzımı iyicene bir oku. Bak, olmaz. Fehmi abi. Çalışacağım ben. Sağ ol abi. Ne yapıyorsun be ya? Aynı be ya. Sen ne yapıyorsun bakalım? Metin Milli. Aa, güzel oldu ama. Çok güzel oldu. İyi. Ya be bak, sen neden takıyorsun hala onu? Akşama bak, ışık ışık kalmadı. Ne diye böyle kaynakçı gibi geziyorsun ortada? Ya hoşuma gitti bu tarz. Böyle iyiyim ben Sami abi. Ha. Sen niye gitmiyorsun eve? Aa, gideyim. Gideyim de kim oraya gideyim. Evde şey var, meydan şeysi var. Ne o? Bir... Muharebe. Muharebe. Doğru dedin, evet. Ondan var. Gideyim de hop, hangi taraftan gideceğim belli olmasın. Gitmeyeceğim, o yüzden burada takılacağım bu akşam. İyi, hadi bakalım. Sen git. Gideyim ben. Git sen. Tamam. Yok, gitme, dur. O zaman gitme. Sen de canım sıkılmasın, kal burada. Işık bana yardım et. Ne yapayım? Ne bileyim ben. Metin Milli şarkı, şöyle bakayım bana bir tane. Sesim iyi değil ki farkı. Yok işte ya, oradan bir şeyler. Yakında albüm de yaparız sana ha. Ya şimdi Mesut, kız haklı ya. Çok haklı. Yani bir sene önce söz vermesen neyse, şimdi o da tabii gitti bir zanaat öğrendi ya. Sekreterlik öğrendi gitti. Telefonu açıp kapamayı öğrendi ya. Çok zor iş öğrendi yani. Onun için şimdi bırak kız gitsin bir çalışsın. Şöyle eve ekonomik olarak bir yardımda bulunsun ya. Çok önemli. Yani şimdi sen de sözünde duran adamsın. Delikanlı adamsın ya. Aa, aa. Mesut, sen bucalısın ya. Delikanlı adamsın ya. Evet Fehmi abi, bucalıyım. He. Bucalıyız, sapına kadar delikanlıyız. Sözümüzde de dururuz. Tabii ya. Dur o zaman Mesut. Neden durmuyorsun? Neden korkuyorsun? Tamam, nerede çalışacaksın sen? Ya ilanlara falan bakacağım işte. Tamam, ben de yardım ederim. Tabii ya, Rukiye çok iyi anlar o işten ya. Yani SSK işinden acayip anlar. İlana bakar, o ilanın SSK'lı mı, SSK'sız mı şıp diye anlar ya. Tabii, çok önemli. SSK'sız olmaz zaten. Hadi Mesut'cığım, lütfen. İyi, iyi madem, tamam. Çalış ama bak yanlış anlaşılmasın. Hani bana destek ol diye değil ha. Hani daktil öğrenmişim, boşa gitmesin. Neyse. Hadi geç oldu, biz ufak ufak yaylanalım. Kalk bakayım. Evde konuşuruz detayları. Hadi müsaadenizle. Ya kusura bakmayın, sizi de rahatsız ettik. Fehmi abicim çok teşekkür. Ya Rukiye abla çok teşekkür. Hadi. Ne gerek var? Hadi yürü annem, hadi annem. Allah Allah. Fehmi abi, bize de bekleriz ha. Bak, kaçak çay var evde, şöyle demlerim, yapıştırırsın sıcak sıcak, yağ gibi kaysın. Tabii tabii, çok önemli, çok önemli. Tabii. Hadi hürmetle. Çok iyi olur ya, hadi. Tabii. Hadi. Kendinize iyi bakın, tasınızı çıkarmayın. Hadi biz. Rukiye abla. Hadi kardeşim. Tamam annem, yürü. Neyse, bu işi de hallettik ya. Marco Paşa gibiyiz ya, her şeyi hallediyoruz ya. Ama ne güzel konuştun Fehmi'cim. Ya çok güzel konuştun, ben bile şaşırdım ya. Ya buraya gel, 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 gel. Çağatay, Çağatay, gel, gel, gel. Aa. Gel bakayım sen. Gel, gel, şöyle otur bakayım, gel. Şuraya geç, şuraya geç. Efendim baba. O gözündekiler ne öyle? Gözlük. Ha öyle, tamam. Kusura bakma bile. Ben de
araba farı zannetmişim ya. Herhalde gözlük de niye takıyorsun? Gözlük işte yani. Aksesuar. Oğlum aksesuar da güneş gözlüğü güneşle takılır ya. Evet. Sabah kalkacağız. Ne olacak? Güneş çıkacak tekrar. Şimdi tak çıkar, tak çıkar. Ne gerek var? Dursun işte. Buyur işte bak. Küçükken de böyleydi. Bu nasıl kirleneceğiz? Ne gerek var yıkanmaya derdi. Tembel bu ya. Tembel. Şu saça bak. Gözlüğe bak. Ya bu... Abisi gittikten sonra... iyice ne bu zıvanadan çıktı ya? Zibidinin teki oldu bu ya. Şu saça bak, saça, saça. Ya Nazlı'da yok böyle saç. Annende yok ya. Oğlum... sen ne yapmak istiyorsun? Derdin ne? Derdin ne? Ne? Dert değil. Yani... Bana bak. Vallahi baba benim öyle yaşıma başıma bakma. Oradan odunu kap, giriş bana. Hiç utanasım yok diyorsan girişirim ha. İcat çıkarmayın bana ya. İcat çıkarmayın. Allah Allah. Şuraya bak ya. Ya sinirlendikçe düşünüyorum, düşündükçe sinirleniyorum ya. Kusur döngüye girdim yine, ben içeri gidiyorum. Tamam Fehmi, tamam. Şuraya bak, düşünmeye başladım bak. Allah Allah ya. Haklı. Vallahi haklı adam. Aa! Çocuk kestirsene şu saçını artık. Yeter. Tamam bak. Bulalım sana bir memuriyet. Şöyle düzgün düzgün gir çalış. Bak daha evleneceksin. Yuva kuracaksın. Hangi kız kabul edecek seni bu saçlarla? Ha? Baban nasıl gidip kız isteyecek? Kızımızı oğlumuza istiyoruz. Nasıl isteyecek? Kızımızı kızımıza istiyoruz diyecek bu saçlarla. Allah Allah. Ne alakası var anne ya? Gözlük bu. Tarzım benim bu. Yabancı artistler takıyor, futbolcular. Hep böyle. Allah Allah. Bağırma anneye. Anneye bağırma anneye. Çıkar şu gözlüğü de evin içinde olmaz öyle saçma sapan. Ha, çıkarmayacağım. Bununla uyuyacağım ben. Çıkarmayacağım. Niye uğraşıyorsunuz benimle? Abim gitti gideli ya. Yok mu başka işiniz? Başka işiniz yok demiş. Böyle oldu değil mi şimdi? Büyüt böyle boyunca şey gelsin. Başka işiniz yok. Böyle oldu. Derdiniz büyüyor. Siz de büyüyorsunuz ama derdiniz de büyüyor çocuğum. Siz keşke bebek kalaydınız. Keşke. Keşke. Biz çalışayım dediğim ben size çeyiz düzmeye ona buna. Siz hala o saçları böyle uzatın bana torun vermeyin. Hala buna uğraşın siz. Tek derdiniz bu olsun yani. Anne ben ne yaptım? Bana niye bağırıyorsun ya? Hiç cevap verme anne. Hiç. Hiç gerek yok. Allah'ım ancak bu kadar, pabuç kadar değil hepinizde. Topla şurayı. Allah Allah ya. Haklı adam, haklı. Vallahi helal kız. Yemeğecik bir kere de ırt tanarak soyduk kabuğa. Bırak Şükrü. Hı? Ağır mıdır iyisin bu? Aşk olsun. Ha, iyi, ona göre çünkü ben iyisini yiyorum da. Aşk olsun. Allah ya. Gülünüz, gülünüz siz, gülünüz. Hiç sormaysın. Ananın bir derdi var mı? Bir sıkleti var mı? Hiç. Var mı? Var tabii. Ha. Ha? Senin bu karından. Hiç saygısı yok bana. Bir damla yok. Dem koyma soğanı. Yemeklere o kadar çok. Hiç dinleme. Dem koyma karabiber dokunayım mı deme. Hiç dinleme. Bak dem bile soyma. Hiç dinleme. Yok saygı bir damla, bir damla yok. Ya yavaş yavaş. Elini kes, çağırmış şey yapma. Ya anacığım, nereden çıktı bakayım şimdi bu? Ne kadar güzel anlaşıyordunuz siz. Neden böyle didişiyorsunuz bakayım? Ya bak, Şükrü'ye seni çok sever anacığım. Hep anam der, anam der, başka da bir şey demez yani sana. O çok sever. Yok, sen umaysın öyle. O değil anam anam. Odur aman, aman, aman. Aman gitse başımdan. Aman ülse de kurtulsam. Ama işte onlar o demek. Bir damla saygı. Sami. Hayatım. Ha. Bizim şu bankerdeki para ne oldu? Ha? Biz onu çeksek mi acaba? Ha? Niye çekiyoruz, neden çekiyoruz? Ne bileyim be hayatım. Baksana bir sürü şey duyuyoruz. Ya ne duyuyorsunuz bakayım? Ne duyuyorsunuz, ne duyuyorsunuz? Benim bankerim İkram, Türkiye'nin en iyi bankeri Şükrü'ye... Daha bugün gittim yanına, adam para böyle şeyin üzerinde dakika daha duruyor ki. Nereden çıkarıyorsunuz böyle şeyleri? Nereden çıkarıyorsunuz böyle şeyleri? Benim bankerim Türkiye'nin en iyi bankeri. Duydun mu? Ne dedi? Türkiye'nin en büyük bankeri dedi. Ha? Ama sen
Sen şimdi bitti bütün işlerin evde. Her şeyi yaptın tamam. Haskari oldun. Karışısın erkeklerin işine. Ya tamam. Hadi, neyse. Ben yatıyorum bakayım. Hadi herkese hayırlı geceler. Ben yatacağım valla. Hadi dur evladım. Ben de gelem. Yapmamıştır bu hazırlayan pijamalarını ben. Ay anneciğim ya. Üzülme. Nasıl üzülmeyeyim be yavrum? Kimse bana hiçbir şey sormuyor ki bu evde. Ay. Anneciğim. Bak babaannem bile yaşlandıkça iyice uysuz oldu. Hep derdi ben. Anneciğim öyle deme. Ya biliyorsun yaşlılıktan böyle beli başı ağrıyor. İşte hırsını bizden çıkartıyor. Çocuk gibi oldu. Bana bak. Aynen. Bana bir söz vereceksin. Tamam mı? Yarın öbür gün evleneceğin adamın annesi evdeyse, uysuzsa aşkından ölsen bile evlenmeyeceksin. Söz ver bana. Söz ver. Tamam anneciğim. Tamam. Sen merak etme ağlama. Tamam mı? Ah benim kızım. Çağatay sen mi buradaydın ya? Evet baba. Ne yapıyorsun? Yüzümü yıkıyorum böyle. Günaydın Elvan. Günaydın. Nasılsın? Geç kalıyorum ben. Çağatay. Baba. Çok merak ediyorum ya. Neyi? Yani yüzünü yıkayacak mısın yoksa böyle durmaya devam mı edeceksin? Yıkayacağım yani devam edeceğim. Sen çıkınca devam ederim. Yok yok sen yıka. Şimdi merak ettim ben merak ettim. Çok merak ettim. Neyi merak ettin? Acayip merak ettim ya. Yıkasana şu yüzünü. Neyi merak ettin baba? Şeyi. Neyi? Neyi? Ya indirsene şu elini. Elini indir bakayım sen. Şimdi ben hemen. Yok şimdi değil. Biraz bekle. 1985'e doğru falan indiririz inşallah. Bekleriz karşılıklı. Tamam babacığım, tamam. Ya oğlum indirsene şu elini ya. Bak indir, indireceğim. Günaydın ustacığım. Yıkandın mı her yer? Yıkadım, her yeri yıkadım. Tertemiz. Al o kağıdı. Al o kağıdı. Hala görmüyor gözün ya. Silindi mi içeriler? Silecektim şimdi usta. Şimdi? Şimdi. Şu an. Sen gelmeden önce. Sonra ne oldu? Sen geldin. Demek ki? Silemedim. Aslında? Silmem gerekiyordu. Sen şimdi içeridesin. Gideyim. Bakayım dışarıda mısın? Gittim. Göremiyorum. Çok güzel bu. Al bununla koy içeri. Vay 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 kartalıma bak be. Yakışıklı kartal. Ne haber? İyiyim. Yakışmış.
Sen yaptırırsın Ergün abi, ben giymem mi ya? Hey koçuma bak be, aferin sana. En büyük? Beşiktaş. En büyük? Beşiktaş. En büyük? Beşiktaş. İşte bu koçum benim be. Bundan sonra Beşiktaşçısın oğlum. Beşiktaş nereye, sen oraya. Tamam. Tamam. Fırfır, bu ne hal? Sen Galatasaraylı değil miydin koçum? Tamam, Galatasaraylıydım da ama ben Ergün abimin takımına girmek istedim. Ne demek Ergün abinin takımına girmek istedim? Takım değiştirilir mi koçum? Sana ne lan? İsterse değiştirir. Sen kulüp başkanı mısın? Ne demek sana ne? He? Ne demek sana ne? Galatasaray iyi bir takım değil mi demek istiyorsun ha? He? Kanımızı kes sen. Sarı kırmızı akar koçum. Kes lan, kes. Artistik yapma. Çocuğun tercihlerine karışma. Çocuk Beşiktaşlı olmak istedi. Beşiktaşlı oldu. Çocukların tercihi bellidir. Doğdukları zaman hem de. Allah Allah. Babalarının takımını tutarlar. Yok ya. Fırfır, babanın haberi var mı bu durumdan ha? Kızmadı mı bu duruma baban? Kızdı ama bak aynen şöyle dedi. O formayı üstünden çıkart, yoksa bak sonu kötü olur dedi. Ama ben ne yaptım? Ne yaptın? Kapıdan dışarı çıkarken formayı üstüme tekrar giydim. Aferin sana. İşte Beşiktaşlı. Aldın mı cevabını? Aferin sana koçum, aferin. Sana çok sevdiğim bir atasözünü hatırlatmak isterim. Hatırlat. Kılavuzu kargolanın. Ha. Ha. Aç kitabını. La bak, kitaplara bak. Aç, devamını oradan okursun. Yok, tamamla, tamamla. Tamamla ki ben de seni tamamlayayım. Tamamla lan. Tamamla. Çiğ tanesi. Evet. Gel bakalım sevgili Fırfır. Bugünkü dersimizde ne öğrendik? Tutmak için en doğru takım Beşiktaş. Niye? Galatasaraylıların hali ortada. Değil mi koçum? Evet. Aferin sana. En büyük? Beşiktaş. En büyük? Beşiktaş. En büyük? Beşiktaş. İşte bu. Ah anneciğim, ah nasıl yaptılar bunu? Ah, kıyamam ben sana. Ah, anne dur. Ah canım benim ah. Yavru Gözüz. Allah Allah. Ben bunlara adam olun diyorum. Siyasete miyasete bulaşmayın. Kavgaya mavgaya bulaşmayın diyorum. Bana inat yapar gibi gidip her şeye bulaşıyorlar ya. Ay Allah korusun. Siyasete mi karıştın sen? Ya bana bak, söyle. Ne oldu? Anlat. Önemli değil baba. Ya nasıl önemli? Söyle ne oldu oğlum ya? Allah Allah. Ya laf attılar. Ben de karşılığını verdim. Kavga çıktı işte ya, hep olan şeyler ya. Ne diye laf attılar? Ya önemli değil dedim ya baba ya. Önemli değil ya, Allah Allah, ona ben karar veririm ya, önemli olup olmayacağına Allah Allah. Abi ben söylüyorum, o önemli bu önemsiz diye. Önemli olan şeylere ben karar veririm. Sana ne oluyor? Sen kimsin ya? Allah Allah. Anlacığım ne oldu? İşe geç kalıyorum ben. Ya otur ya, gel buraya, lafın bitmedi daha ya. Aa, edepsiz bu ya. Şuraya bak. Babasının lafı bitmeden kalktı gitti. Edepsiz. Şu aa. Sakin ol Fehmiciğim, sakin. Ruki, hep sen yüz veriyorsun bunlara ya. Şuraya bak. Benim daha lafım bitmedi. Edepsiz kalktı gitti. Evet beyler, çaylar Rize'den. Bucalı Mesut demledi, siz yapıştırın inceden. Oğlum, bilmiyorsan oynamayacaksın. Kapat, elin sıkışmasın hadi. Al ya, bakayım. Git işine Mustafa, Allah'ını seversen. Hadi, hadi geçmiş olsun. Sağ ol Mesut, sağ ol. Fırfır, gel bakayım yeğenim buraya. Heh, Allah'ım şöyle bir dur bakayım şöyle bir. Bir bakayım senin formana. Fırfır, seni Adana Demirsporlu yapayım kardeşim ben. Bak, Adana Demirspor'un renkleri de güzeldir ha. Mavi lacivert, şimşekler. Hayır, olmaz. Ah. Şimdi fırfır olmaz demek de haklı. Zaten mavi lacivert öyle çok matah renkler değil. Gel biz seni Adana sporlu yapalım. Çünkü Adana'da güneş turuncu doğar, turuncu batar fırfır. Ya fırfırım sen bak bakayım bana şöyle bir. Bunlar boş laf. Adana, Adana Demirspor'undur. Köklü takımdır. Mavi lacivert, şimşekler grubu. Ya ne alakası var be oğlum? En kıyak sarı lacivert. Ne yapıyorsunuz burada? Propaganda mı yapıyorsunuz? Yok komiserim. Baş komiserim. Pardon, yok baş komiserim. Duydum onu ya. Duydum onu.
Resmen burada küçücük bir çocuğun beynini yıkıyorsunuz. Ya komiserim, şimdi bizim plakçı her gün yavrucağın beynini yıkamış, Beşiktaşlı yapmış. Çocuğun kafası böyle gidip geliyor. Onu kurtarmaya çalışıyoruz. Değil mi? Fesir. Şevkan. Oğlum kafa karışacak bir şey yok. Kafanı karıştıracak bir şey yok. Bak, Trabzonspor her sene şampiyon. Öyle değil mi? Ya tutulacak bir takım varsa o da Trabzonspor'dur Firfir. Fener de iyi takım başkomiserim. Değil mi? Neresi iyi ya? İyi takım dediğin şampiyon olur. Ne zaman şampiyon oldu? Fener en son 77'de şampiyon oldu. Trabzon her sene şampiyon. Ama şimdi başkomiserim öyle demeyin. Yani biz de 70-74 sezonunda... Ya bırak Rivi, bırak Mesut. Firfir, Firfir. Gel bakalım buraya. Şimdi bak, Trabzonspor iyi takım. Renkleri de güzel. Sen Trabzonsporlu yapalım biz. Say bakayım Trabzonspor, Beşiktaş'ın kadrosunu say bakayım bana. Ya bak bilmiyorsun. Gördün mü? Ben sana Trabzonspor'un kadrosunu öğreteyim. Bütün takımı sana öğretirim, olur mu? İstemiyorum. Tamam. Beşiktaş tutmak istiyorum ya. İyi tamam, kızma ya, kızma. Tamam, Beşiktaş tut, tamam. Ya nasıl bir şeymiş böyle ya, uf. Öyle. Kopile bak, hepimize tav oldu ha. Abo, Ergün'e bak ya. Çocuğun başını nasıl yıkamış böyle ya? Başını diyor, beynini yıkamış. Ya işte beynini yıkamış, Beşiktaşlı yapmış, hayretmiş. Ya bu çocuğun babası Galatasaray değil mi kardeş? Tabii, Sadi Galatasaraylı, hem de koyu Galatasaraylı. Evet, hasta ya. Hayret bir şey ya. Nasıl izin veriyor anlamadım. Çocuk formayı giymiş, mahallede geziyor ya. Ergün. Baba. Ya Çağatay'ın gözü morarmış. Ha evet, evet. Ha neden morarmış ya? İşte bana bak. Bir şeye falan bulaşmadı değil mi bu çocuk? Yok, yok Fehmi baba, yok sanmıyorum yani. Öyle alelade bir sokak kavgası herhalde. Nasıl öyle alelade ya? Öyle olur mu ya? Allah Allah, bayağı efendi efendi sokak dayak yemiş yani. Ben bir şeye bulaşmış olmasın çocuk? Yok, yani ben bilmiyorum. Sen bilmiyorsun. Bilmiyorum, biliyor muyum? Ananıza babanıza söylemeyin. Gidin dayağınızı yiyip gelin. Aferin, aferin. Çok iyi, çok iyi. Devam et, devam et. Bu hareketlerde devam et. Çok iyi. Allah Allah. Azar istiyorum ya. Dayak yok. Bana... Olsun Nazlı. Her şey çok hızlı gelişiyor. Ne hızlı gelişiyor? Çocuk daha dün evlenme teklif etti. Cumartesi günü görücüye geliyorlar. Anlamadım ki ne zaman karar verdiler. Ailece kumpas kurdular resmen. Ne zannediyordun canım sen? Ha? Gelecekler sonra sen böyle 6 ay bekleyeceksin diye mi düşünüyordun? Hiç de öyle olmuyor. Geliyorlar, istiyorlar, alıyorlar ve gidiyorlar. Bu kadar çabuk mu ya? Böyle oluyor. Gel Bahtiyar, bir daha yeneyim seni, hadi. Kalsın baba, sorunuz. Allah'ını seversen ya. Girin lan. Bu çocuğu hanginiz Beşiktaş yaptı ha? Söyleyin bakalım. Hanginiz yaptı? Pişman mı oldun? Niye pişman olayım Nazlı? Hayır. Ne bileyim yani, pişmanmış gibi davranıyorsun. Yok ya, pişman olmadım da ben anlamadım yani. Yani bu işler biraz böyle zamana yayılır falan sandım. Ben anlamadım, annemler niye bu kadar acele ediyor? Artık yapacak bir şey yok yani. Artık yapacak bir şey yok. İş işten geçti. Daha önce düşünecektin. Ne demek o şimdi ya? Ne demek diyorsun ya? Artık tamam bitti diyorum yani. Hatırlamıyor musun bizim Nazan'ı? Yo. Nişanlandılar, ondan sonra nişanı attılar. Ne oldu? Kızı kimse istemiyor. Bir şey var zannediyorlar yani. Evde kaldı kız. Ya
Sami abi yeni bestemi dinle. Eyvah. Parmaklı kınarını ne kadar tutabilirsin? Kapılar yüzüme ne kadar kapanabilirsin? Seven ben, sevilen o. Tarih yaz bu aşkı. Seven ben, sevilen o. Tarih yaz bu aşkı. Tarih yaz bu aşkı. Süper oldu, süper. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sade hoş geldin. Neredesin sen? Ne kadar zaman uğramıyor. Hemen otur bir çay vereyim demli, taze, ne güzel. Sağ ol abi, kalsın kalsın. İçecek mi içeceği bırak. Abi, bu çocuğu kim Beşiktaş'ta yaptı abi? Beşiktaş'ta mı? Fırfır, sen Beşiktaş'ta mı oldun? Beşiktaş'ta oldum. Ah. Bak, hala cevap veriyorsun. Seni kulaklarına tavana sarma. Abi, Allah aşkına söyle. Bu çocuğu kim Beşiktaşlı yaptı, ha? Kim? Ya, hiç bilmiyorum vallahi Sadi. Yani ne bileyim ben, bizde babalar hangi takımı tutarsa, çocuklar da hemen onu tutar. Kimse de karışmaz yani. Hiç bilmiyorum onu bak. Bana bak Velet. Eve gidince ayağımın altını alırım seni. Konuş, kim seni Beşiktaşlı yaptı? Ya bana ne? Ben Beşiktaşlı olacağım ya. Sağ ol abi, sen bilirsin. Bu mahallede başka Beşiktaşlı var mı? Vallahi Sadi, ben hiç bilmiyorum ki. Niyazi, sen biliyor musun? Evet, biliyorum. Ama söylemem. Aa, neden? Sonra adımız Gambazcı'ya çıkıyor Sami abi. Yok be ya, kalır burada. Hiçbir yere gitmez. Ha, söyle, söyle. Söyle, burada kalır be. Söyleyeyim mi? Tabii, tabii. Şey, söyle sen. Büyük bir zevkle. Ergun. Ben sana bir şey diyeyim mi? 61 anayasası daha iyiydi abicim. Yok be abi. İyi olsaydı onun üstüne o iki tane şey olmazdı, ihtilal olmazdı. Demek ki kaçakları var. E bu anayasada özgürlükleri kısıtlıyormuş abicim. Köşe yazarları öyle diyor. Ya abi, özgürlüğü ne yapacaksın sen? Evden işe gidiyorsun, işten eve gidiyorsun. Özgürsün işte. Kim karışıyor sana? Oh, lafa bak ya. Sanki anayasa benim işten eve, evden işe gidişimi düzenliyor. Tabii. Abiciğim, daha bir sürü teferruatı var bu işte. Ha, işte teferruata girmeyeceksin abi. Teferruata girdiğin zaman öyle bataklık başlıyor. Öyle net yapacağım benim dediğim gibi ya. Kalk buradan, evine git. Kimse karıştı mı sana? Yok, sabah kalk. Oo, selamu aleyküm, sabah şeriflerine ayrıla, bitti, özgürsün. Öyle ayrıntılara girmeyeceksin. Hele bizim ülkemizde olmuyor. Öyle bol giriyor, bol. Öyle. Tabii 60'ta hele çok boldu. Bu çocuğu sen mi Beşiktaşlı yaptın? Ya Ergün abi, ben söylemedim ya. Niye kardeşim, niye? Ha? Şimdi cimbom takım değil mi sence? Ha? Fatih Terim topçu değil mi yani şimdi? Sen ne karışıyorsun benim oğluma ya? Sana ne be adam? Ha, yok bana ne ya? Yok bana ne canım? Bana ne? Olur mu öyle şey? Yok, ben öyle kötü niyetim yok. Benim amacım... Ya bırak amacınmış. Utanmıyorsun değil mi? Bacak kadar çocuğun aklını karıştırmaya. Şimdi bir dakika yalnız, bir dakika. Beşiktaş da bu sene şampiyon olur ama yani. Doğruya doğru şimdi. Bu çocuk da bir şampiyonluk sevinci yaşamasın mı yani? Ha, ben bu çocuğu bu yaşa kadar büyüteyim, besleyeyim. Yani bu kadar emek vereyim, babasının takımını tutmasın mı? Yani Galatasaray'la, şampiyonluklarla baba oğul coşmasın mı? Ha? Ömer, söyle abine de duysun bakayım hangi takımı tuttuğunu, ha? Söylesene evladım, Galatasaray'ı tuttuğunu söylesene. Beşiktaş! Beşiktaş mı? Ulan ben senin... Çocuk işte. Bu iş daha burada bitmedi. Dur, görüşeceğiz seninle daha, görüşeceğiz.
Kaçma buraya, gel. Galatasaray'dan kaçılmaz. Gel buraya. Neyse canım. Tamer gayet düzgün bir çocuk. Yani daha fazla uzatmanın da bir alemi yok. Gelsinler, istesinler beni. Olsun, bitsin bu iş değil mi? Karar verdin yani, kararlısın. Tamam. Niye karar vermeyeyim Nazlı? Kafamı karıştıracak hiçbir şey yok. İşte her şey net bir şekilde ortada. Yani ben eninde sonunda biriyle evlenmeliyim değil mi? O evleneceğim kişi de ayağıma geldi. Gayet düzgün bir çocuk. Beni de seviyor. Yani daha ne kadar gerçek aşkı bekleyebilirim ki sence? Merak etme Bülent Bey kardeşim. Buradaki çayımızı içip bitirelim. Sonra gider senin işi muhtarlıkta hallederiz. Tamam mı? Tamam, sağ ol muhtarcığım. Tamam. Ya Fehim Bey kardeşim be. Bir şeyler söylemek istemiştin de yarım kaldı lafımız. Bülent gelince. Neydi? Ya şimdi Hasan abi. Ya aslına baktığın zaman çok üzgünüm ya. Şimdi bizim Ahmet gitti Almanya'ya, kendini kurtardı. Ama bu Çağatay ne olacak ya? Derbeder ya. Berduş ya. Saçları uzatıyor. Gün be gün, her gün kavga. Oo, ne yapacağım ben bunları? Bebeği kardeşim, delikanlı bu işte. Yani kanı deli ya. Tam zamanı bunların. İşte benden çok ondan korkuyorum ya. Ya bana bak ya, aklıma bir şey geldi. Biz bunu belediyeye soksak ya, memur olursa belki kendini toparlar, maaşını bilir, değil mi? Ya vallahi ne iyi olur ya. Ya dur be, dur. Ben bir belediye başkanıyla görüşeyim. Ya ne de olsa muhtarız ya, bir ağırlığımız, bir forsumuz var. Beni kırmaz, dinler yani. Ya sana böyle bir şey yaparsan var ya, duacın olurum ya. Yani bak, Nazlı'nın üniversitesi var. Şu Çağatay'ı da bir işe soktuk mu, vallahi değme keyfime gitsin ya. Yakışıklı Fırfır. Şimdi ben sana böyle ısrar ettim ama Beşiktaşlı ol, Beşiktaşlı ol diye. Ben hata yaptım abisi. Sen Beşiktaşlı falan olma. Sen yine Galatasaraylı olmaya devam et. Yani şimdi nasıl anlatayım sana? Şimdi bu tip şeyler babalar için daha önemlidir, daha kıymetlidir. Yani babalar ister ki çocukları kendi tuttukları takımı tutsun. Birlikte maça gitsinler, birlikte tezahürat yapsınlar. Çocuklarını böyle kucaklarına alsınlar, formalı zıp zıp zıplasınlar. Hep birlikte maçlarda coşsunlar falan isterler. O yüzden sen bana bakma abisi. Sen yine Galatasaraylı ol. Hem bu işler dostluk işidir. Ha Galatasaraylı olmuşsun, ha Beşiktaşlı olmuşsun. İkisi de çok iyi takım. Galatasaray'da kaç kere şampiyon oldu, değil mi? Hem önemli olan hangi takımı tuttuğun değil, nasıl tuttun. Tamam. Tamam ama ben Beşiktaşlı olmak istiyorum. Ya yapma şimdi böyle ya. Daha dün Galatasaraylıydın işte. Boş ver sen Beşiktaş'ı. Hem ha Galatasaray ha Beşiktaş ne fark eder? Beşiktaş'ı ben tutuyorum. Sen de Galatasaray'ı tut, tamam mı? Tamam. Ha? Tamam olur. Hadi eyvallah. Ya işte kimi tutar, kimi de böyle tutulur. Tutuldun mu ömür boyu. Ya kurban olduğum nazlı çiçeğim, özdüceğim, sevdiceğim. Yok ya, kaç gündür beni oyalıyorsun, arama arama diyorsun. Hayır artık aramam lazım, arayacağım yani. Gülden'i bu akşam istemeye geliyorlar Ergun. Benim aramam, abime söylemem gerekiyor. Bilmesi gerekiyor ya. Ya ne demek bilmesi gerekiyor? Bilip de ne yapacak? Ben anlamadım. Haberi alınca oradan uçup buraya mı konacak?
Dur. Ah Nazlı canım, ah Nazlı ne, canım. Ne bileyim uçup konacak, ne yapacak bilmiyorum. En azından bilmiş olacak yani. Bilecek, ona göre davranacak, bir şey yapacak. Yahu ya bu... tamam haklısın. Ona bakarsan benim çoktan açıp söylemiş olmam gerekirdi. Ama yani yurt dışında olan bir insan niçin böyle bir haber almak istesin ya? Kurban olayım ya. Ay kesildi, bassana şunu bir. Tamam Almanya, dur. Yazdıracağım, bekleyeceğim Almanya'yı. Bir daha bas, gelmiyor. Ay düşmüyor ya. Ya bugün ne olay? Evet, şimdi Gülden gelecek, alışverişe gideceğiz akşam için. Vay be, vay be. Yani helal olsun Gülden'e de ya. Ah Ahmet'im, ah Ahmet'im. Bunca yıl kızın yolunu bekledi. Hayat ne acayip ya. Vallahi kimin kimle evleneceği belli değil ha. Hiçbir şeyin garantisi yok bu hayatta. Aynen öyle. Ben bir tek bizden eminim yani. İstisnalar kaideyi bozmaz tabii. Ama bizden eminim yani. Yok. Sinyal sesi de gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor. Bir... İşte bu bir işaret mi acaba? Yani çevir sesinin bile gelmemesi. Acaba çevirme mi diyorlar? Çevirme. Ahmet'in de hayallerini Almanya'da devirme mi diyor acaba bize? PTT mi diyor acaba bunu bize? Acaba. Olabilir mi sence? Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Bir Almanya bağlatmak istiyorum. Ya düşerse ben konuşmam, sana veririm. Ben hayatta Ahmet'e böyle bir şey söylemem. Vallahi içim el vermez ha. Evet beyler, çaylar Rize'den, Bucalı Mesut demledi. Siz yapıştırın inceden. Vay, güzel laf Mesut abi. Helal abim be. Eyvallah. Ah be Mesut abim be. Ah be Mesut abim be. Şu gurbetçiler artık gelsin be abi. Gelsinler de bana permi versinler. Bir sürü permiye ihtiyacım var abi. Yani millet gelecek de permisini sağ satacak. Başka adam bulamay. Başka adam bulamay. Ya millet gelecek de... Satıyorlar abi, satıyorlar. Permilerini satıyorlar. Oho, Almancılar gelecek de... Bizim butik Ali'ye permi hakkını satacak da, o da gidecek o permi hakkıyla televizyon video alacak da bize verecek. Ölme şeyim ölme, beni dağlarda koma be. Aynen. Mesut abi, bana her şeyi de ama ölme şeyim ölme, beni dağlarda koyma deme abi. Bağırma lan, yavaşı bozuk. Düşmüyor mu? Telefona bakacak bayan. Ay Rukiye abla, hiç onları okuma. Ben o kadar sekreterlik kursunu telefonlara bakmak için mi aldım? Olsun, yine de bir not alsaydık. Yok yok, Mesut bunu beğenmez. Her telefona olan neydi belli olmayan yere bakılır mı hiç? Ay sen şu Mesut olmasaydı çoktan iş bulduydun yani. Vallahi billahi. Bak. Ne oldu? Bak. Hekim muayenehanesine yardımcı bayan eleman aranıyor. Bak tamam. Hekimse o zaman okumuş, bilgili, kültürlü demektir. Mesut buna itiraz etmez. Ha, Allah'ım çok şükür ya Rabbim. Çok güzel. İlanların da hiçbir tarafına yazmıyorlar ki bu işler SSK'lı mı SSK'sız mı? Nereden bileceğiz? Vardır vardır. Numarası kaç onun? 25-69-36. Tamam, yazdım. Ay, Rukiye abla, ne hekim acaba? Ne hekimiyse ne hekimi, Allah Allah. Hekim işte. Ne yapacaksın ne hekimiyse ne hekimi? Diş hekimi olmasın bu? Olsun, ne olacak? Ay yok, diş hekimi olmaz. Mesut'un itiraz etmeyeceği bir hekim olması lazım. Şimdi bu dişçiyse Mesut der ki, insanların ağız kokusunu mu çekeceksin der bana. Olmaz. Tövbeler olsun ya Rabbim. Sen mi çekeceksin insanları dişine? Adam çekecek. Sen masa başına adamın kağıt işlerine bakacaksın. Ay sen bu Mesut'u tanımıyorsun Rukiye abla. Nelere itiraz ediyor bir bilsen. Gel buradan.
gel canım, gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba komşu. Gel Ortancığım, gel. Gel biz de. Yıldızcığımla oturduk böyle, iş bakıyoruz ona. Ama beğenmiyor ha canım benim. Ya Öykü abla, neden öyle diyorsun? İlk işim olacak ama. Tabii, tabii canım, tabii. Ne yapalım, bakacağız. Sana da bakacağız. Hadi. Nurtancığım, iyi misin sen? İyiyim annem. Sen nasılsın Rukiye abla? İyiyim ben de. Öyle. Ben de iyiyim. Ben gideyim. Aa, yeni geldin. Yok yok, ben gideyim. Ben emin olayım da öyle geleyim. Neden? Neyden? Ben emin olayım, öyle geleyim. Hadi size kolay gelsin. Hı. Hadi iyi günler. Tamam. Madem. Nazlı. Burada. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz canım? Telefonla konuşuyordum. Ben beklerim. Yok yok, konuşmuyorum kimseyle ben. Yok yok, konuşuyorsun, konuşuyorsun. Söyle, konuşuyorsun. Konuşmuyorum. Konuşmaya çalışıyorsun. Yok. Ne oldu? Beklerim canım, ne yapıyorsunuz? Hayırlı olsun, istemeye geliyorlarmış. Evet. İşte biz de o tatsız haberi öğrenince, öğrenmesi gereken... Hayır, tamam biz gidiyoruz. Anca hazırlanırız, hadi gidelim biz. Anca alışveriş biter, gidiyoruz biz. Görüyoruz. Hadi hoşçakal. Hadi. Görüşürüz. Gel buradan gidelim canım. Artık hoşça mı kalırız, boşça mı kalırız, kala mı kalırız? Nasıl kalırız? Onları konuşuruz tabii. Çocuğun hayallerini yıkıp... aşkın üstünden geçip... Nasıl yani, doğru mu anladım? Bu favorinin şimdi tamamını mı keseceğiz? Evet Recep abi, tamamını keseceksin. Moda bu, moda. Tabii estağfurullah ya. Bu moda dediğin bir semt ne hale gelmiş? Yahu oğlum, bu favorisiz erkek mi olur ya? Ayıp ediyorsun Recep abi, işte kes. Moda bu diyoruz, anlamıyor ki. Abi estağfurullah, bir de anlamaz oldum. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Ben yaptığımı kimseye söyleme bunu ha. Maskara aldık, şu burayı da alalım da. Jileti neredeydi ha? Hı. Şöyle bak, kuru kuru. Şunu şöyle ha. Hı. Evet, bir de şurayı şöyle bir. Hadi bir tabii. Estağfurullah, tövbe yaptırdı işte. Hadi lan. Tamam işte. Benim yaptığımı söyleme kimseye. Tamam Recep abi. Ha, tamam Recep abi, tamam Recep abi. Bir de şöyle hayırlı, uğurlu, güzel şeyleri moda edin be. Ha, saç var da kurtarıyor. Ha. Borcunuz ne kadar Recep abi? Hadi lan, böyle şey borcu olmaz. Hadi. Kolay gelsin, hayırlı işler Recep abi. Oo, Çağatay, ben de seni bekliyordum epeydir. Eyvallah abi. Saçımı kesmek istediğini biliyorum. He. Gün bugün. Ne abi, baba mı kızdı? Yok. Ben kendim karar verdim. Bu morlukla ilgisi var mı saçını kestirmek istemenin? Yok abi ya. Yok, o başka bir şey ya. Ya babam sevmiyor. Rahatsız oluyor. Gönlü olsun. Ne yapayım? İyi tamam, hadi keselim. Heh. Nasıl olsun? 3 numara. Bildiğimiz 3 numara. Evet evet, 3. Bildiğin 3. Asker tıraşı. Asker tıraşı.
Örtelim mi üstümü önce? Şundan önce makas alalım ya, dipten girmeyelim ya. Tövbe. Merhabalar. Merhaba, yakışıklı. Buyur bakalım. Sizden bir kaset sormak istiyorum. Burası Ergun Plak. Bizde çalınmayan şarkı daha bestelenmemiştir. Sor bakalım. Peki The Sonic var mı? Ne? The Sonic. Sonic? O daha gelmedi ya. Daha çıkmadı o. Daha gelmedi buralara o. Sen nereden biliyorsun? Peki The Doors var mı? Doors? Doors. Doğrusu... Doğrusu vallahi vardı. Sabah verdim ya. Bak o müşteri geldi, ona verdim ha. Sonuncuyu ona verdim. Vallahi billahi bak ya. Map var mı? Hasbinallah. Ya sen de ne abuk sabuk şeyler dinliyorsun be gülüm ya. Bak burada Orhan Gencebay var. Ne bileyim bir Ferdi Tayfur var. İbrahim Tatlıses var. Mesela Ercan Turgut var. Tövbe diyelim mi birlikte? Peki onlar İngilizce mi? Yok, Arapça kökenli ama meşhurdur. Tövbe or not tövbe. Ben dinleyemem yine de. Çünkü ben İngilizce dinliyorum. Allah Allah. Enteresanmış. Tamam, iyi o zaman. Sen yarın gel. Ben o sorduklarından şey yaparım. Hiç zahmet etmez. Anladım, sizde yokmuş. Allah Allah. Bacaksıza bak ya. Postayı koyup gitti ha. Neredesin oğlum sen? Ha? İki dakika bir yere yolluyoruz, köşeye dönüyorsun, kız peşine düşüyorsun. Ne yapayım usta ya? Ben de seviyorum. Kes lan kes. Seviyorum, seviyorum. Kendini acındırma bana. Kuş beyinsiz. Ama usta, Şahin buradayken dedin ki yakışmaz dedin. Engel oldun. Ben seni dinledim. Ama şimdi bak Şahin yok. Almanya'ya gitti. Ya ben hala yaklaşamayacak mıyım Elvan'a? Oğlum abuk sabuk konuşma. Komşu kızı, başka birini bul. Ulan sana kız mı yok? Attırma benim tepemi, bak kırarım ağzını burnunu ha. Ama usta sen arkadaşının kız kardeşine bakıyorsun. O da komşu. Usta be, ne olur izin ver artık gideyim. Elvan'a açılayım ha. Gideyim ben seni seviyorum diyeyim. Söyleyeyim böyle haykırayım. İzin ver ha. Ne olur be. Sen beni anlarsın. Tamam lan, tamam. Tamam, madem Şahin yok, ne yaparsan yap, karışmıyorum, tamam. Tamam, bir rezillik çıkarma, ağzını burnunu kırarım ha. Hiç merak etme usta. Tamam lan, cıvıma. Vallahi asarım mak kulaklarından tavana. Şahin pes etti, ben kazanacağım ustacığım. İyi. Ergun. Oo, Ergun Plak abi. Ahmet. Nereden çıktın lan? Çok özlemişim seni ya. Ne haber Püftürük? Ergun Plak abi. Sağ ol abi. Abi abi. Hoş geldin. Ne yapıyorsun be? Hani bir şey ne abi? Abi abi. Babamın gönlü olsun. Recep abi, on makası kalbime sok, bu kadar acımaz yani. Tamam oğlum, tamam. Tamam. Arkadaşlar, boş ver. Gönlü baş. Olsun olur işte babamın. Gönlü olsun. 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 Tamam, ne yapalım? Ne? Ah be cancağızım, ah be cancağızım. Bir babanın gönlünün olması az buz bir şey mi?
Ha Çağatay'ım. Ya tabii çok önemli bir şeyle. Hem biraz da erkek olacaksın be oğlum. Bir de öyle düşün. Ha? Çağatay abi. Ahmet abiyle Şahin gelmiş. Nasıl ya? Gerçekten bak sizin sokaktalar. Herkes toplanmış. Allah! Oğlum dur daha bitirmedik. Tamam işte yeterince kısaldı. Abim ya. Gelmiş abim. Ya düzelt. Abi! Düzeltseydik bari. Tövbe. Nasıl özledim bir bilsen. Ben de çok özledim anneciğim. Vallahi yani kimse kusura bakmasın ama en çok seni özledim. Ay kıyamam nasıl? Ya hala yemin ediyorum Ahmet abi var ya bir sene boyunca annemin yemekleri diye var ya kafamız ütüledi ya. Ya bize de hiç haber vermediniz ya. Nereden çıktı bu geliş şimdi? Babacığım bu Almanların bir tatili var böyle. Ben de dedim ki fabrika zaten kapalı 2 gün. Hadi dedim bu 2 gün memlekete gidip gelelim dedim Şahin'e. Geri döneceksiniz yani. Ha. 2 gün sonra dönüyoruz. 2 gün mü? Hmm. Oho! Senin gözüne ne oldu? Bir şey yok. Ne oldu oğlum söylesene. Ya yok bir şey Allah Allah. Konuşuruz sonra boş ver şimdi. Ne diyordun hani saçlar omuzdaydı. Çok uzamıştı ne oldu? Ya işte tam kestiriyorum saçları. Recep abi dedim ki kes ya Allah Allah. Sen gelince işte yarım kaldı. Abim gelince kesiliyordu yoksa. Abi at kalede ben vurdum at. Hala bak sana şampuanlar aldım bak. Bunlar var ya bunların hep senin. Çok teşekkür ederim halacığım. Nasıl güzel oluyor bu şampuanlar. Ay ben seni de nasıl özledim, ben seni nasıl özledim. Ay kuzum benim. Ay! Ay alan benim, ay! Ben de seni çok özledim valla, ay! 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 Eniştem de beni hiç özlememiş ha, baksana öyle duruyor. Elleri falan böyle, gözler açık falan filan. Enişte, sen beni hiç özlemedin mi ya? Ya özlemez olur muyum? Gel buraya, gel. Gel, özledim tabii ya. Ay, gördün mü? Ya, bir ver işte. Seni özleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ya. Saçları kes, saçları kes. Gel. Nazlı nerede? Okulda mı Nazlı? Ha, okula gitti. Ahmet. Oğlum, Ahmet. Allah Allah ya. Hemen duydular ya, geldi. Sana enişte olur. Ne arıyordun? Ya ne arıyordum, ne arıyordum? Başlayacağım ha. Önemli mevzular var diyorum bak. Bak gel bir konuşmamız lazım bak. Tamam oğlum bir yemek yiyelim geliyorum. Ahmet bak yemek yiyeceksen bırakmam bir yere. Ya bak bu yemekten önemli. Tamam geliyorum ben geliyorum. Tamam bak geliyorum deyip bana gel... Bana... Allah'ım. Allah'ım ben kime kötülük ettim ya? Ya 2 gün çok az değil be abi ya. Olsun be oğlum. Gerçi buna da şükür yani. uzun süre gelmeyeceğim diyordun. Aha, öyleydi. Hadi ben gidiyorum, çüz. Görüşürüz. Görüşürüz. Öyleydi, gelmeyecektim uzun süre ama... Ya geçen bir rüya gördüm.
Allah korusun. Babam kaza geçiriyormuş. Kan ter içinde uyandım. Dedim bir gideyim göreyim. İyi yaptın. Oh be Ahmet'im be. Oh be Ahmet'im be. Neyse ben pastaneye gidiyorum. Siz hasret gidelim. Abi kolay gelsin. Eyvallah. Görüşürüz. Ne yemekmiş be oğlum? Ne yemekmiş? Dünyayı yedin. Yine de doyup çıkamadın yani ha. Özlemişiz oğlum annemizin yemeklerini. Seni de özlemişim ya. Ben de seni özledim be oğlum. Kardeşim benim. Sen onu bana sor. Ne yaptın? Ne ettin? Anlat. Oğlum ne yapalım? Çalıştık durduk işte. Orada da bir kahve bulduk kendimize. Bir iki ahbap falan. Yani bir sene geçmiş bile. Ve? Yani işe yaradı mı? Yaradı yaradı. Bayağı para biriktirdim. Yok be oğlum onu demiyorum. Yani hani iyi geldi mi anlamında yani. İşe yaradı mı? Ha. Yaradı canım yaramaz mı? Yaradı. Çok iyi oldu. İyi geldi yani. İyi. Unuttum gitti. O nasıl? İyi, iyi. 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 Unuttun yani sen? Tabii canım. Yani aklında yok yani? Hiç. Yani atıyorum bugün hani isteseler anladın mı? Umurun olmaz yani. Hani gülecek kadar yani. İyi. Abi. Aslı. Kız, çok güzel olmuşsun. Abicim sen yani nereden çıktın ya? Öyle işte sürpriz yapayım dedim. Sürpriz yapayım dedin. Ay çok iyi ettin. Ne kadar güzel yaptın. Yani şimdi böyle bir günde sürpriz yapman çok şey yani. Yani? İşte sen mi şey yaptın, aradın abimi, sen mi söyledin? Ne? Ergun, abi. Hayır, yok abisi yok. Ne alaka? Neyi söyledi? Neyi? Hayır, iyi. İyidir yani. Ne diyorsunuz siz ya? Ha? Neyi söylemiş ya da söylememiş ben anlamadım ki neyi. Neden bahsediyorsunuz? Abicim, ne oluyor ya? Şahin, hoş geldin. Hoş bulduk Mavişim. Mavişim? Evet Mavişim. Yani bir sene geçti. Hala Mavişim miyim? Evet ya Natürlük, sen benim Mavişimsin. Ben seni hiç unutmadım ki ya. Ama iki gün sonra dönecekmişsin, ben öyle duydum. Ya Ahmet abi gitsin ya. Ben gitmeyeceğim ya. Seni gördüm ya böyle şimdi. Kalbim falan böyle küt küt atıyor onun için. Hiç gitmeyeceğim ben. Gitmek istemiyorum ben, burada kalacağım yanımda. Sen ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? Lise bitti değil mi Fatih? Yani yok artık lise. Ya, işte bir ay kaldı. Bas. Bir ay mı? Sehr schön, sehr gut, super, dans, dans, git, git, git. İyi ya, bitiyor yani ya. Echt super. Erva, ulaşı mı kom? İşte gördüğün gibi bizde durumlar hala aynı. Ya Erol Taş Baba Sami ya. Hiç değişmez mi bir insan ya? Hala bağırıyor mu? Hep böyle mi yani? Ben gideyim artık. Tekrar hoş geldin Şahin. Hoş bulduk Mavişim. Hadi görüşürüz. Hadi çüz. İnşallah görüşürüz. Niye öyle oluyor ya?
zamanı da böyle olmadı hiç. Karnım ağrıyor. Benim eve gitmem lazım. Söylesenize ne oluyor ya? Ya bugünün özelliği ne? Ne olmuş bugün? Yok, yok hayır. Ya rahatça şey yapabilirsin. Ben hatta Ahmet'e az önce söyledim, lafın gelişi söyledim. Hani bugün dedim, Gülden'i dedim, istemeyi dedim, gelseler dedim. Sen dedim, ne tepki verirsin diye lafın gelişi söyledim. O da ha 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 dedi. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Öyle mi? Bir dakika, bir dakika. O lafın gelişi değil miydi o? Abicim şimdi biraz sonra Gülden'in misafirleri Gülden'e geliyor. Niye? Abicim, Gülden'i istemeye gelecekler. Abi artık çok geç. Çok geç yani. Niye söylemedin? Abicim sen Gülden'le telefonda bile konuşmak istemedin. Ya nasıl söyleyebilirdim ki? İstiyordum. Konuşamadım. Ya kız belli etmedi ama yani senin arkandan çok üzüldü. Kalbini kırdın kızın. Hazır ne yapacağız şimdi? Bir akıl ver ne olur. Ne olur. Abicim yapacak bir şey yok yani. Üzgünüm. Hastanedeydim. Ben de sana geliyordum. Ne oldu? Ne yaptınız dün gece? Çok gerildim Nazlı. Ne oldu? İstediler mi yani? Bitti mi? Evet. Söz kesildi mi? Bak yüzük taktılar. Tebrik ederim arkadaşım. Bunlar iyice Amerikalı gibi olmuş kızım.
böyle her şeyleri planlı programlı yani, anladın mı? Düğün tarihine bile karar vermişler. Dönüşü yok, beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı. Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya. Şimdi artık kelimeler yetersiz, anlamı yok. Getirmişiz anılarla beraber, faydası yok. Gel bunları bırakalım artık bir tarafa. Gerçeği görmeliyiz dostum, başka çaresi yok. Şimdi bana kaybolan yıllar mı verseler? Şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler? Şimdi bana yeniden ister misin deseler? Tek bir söz bile söylemeye hakkım yok. Şimdi bana kaybolan yıllar mı verseler? Şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler? Şimdi bana yeniden ister misin deseler? Tek bir söz bile söylemeye hakkım yok. Siz anlamı yok, yitirmişiz anılarla beraber, faydası yok. Gel bunları bırakalım artık bir tarafa. Gerçeği görmeliyiz dostum, başka çaresi yok. Şimdi bana kaybolan yıllar mı verseler? Şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler? Şimdi bana yeniden ne olacak şimdi? Söylemeye hakkım yok. Lay lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay lay lay. Geldi gidiyoruz karma karışık yollarda, hüzünden mutluluktan dem alama. Yapmışız yine yıkmışız hep en sonunda, maziye sırtımızı yaslaya.